Aspor ekranından mutlu akşamlar transfer raporuyla karşınızdayız günün gelişmelerini değerli konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz Nevzat'ınlara hoş geldin merhabalar hoş bulduk ve Ergin Aslan hoş geldin merhaba tanıştık bugün e, güzel bir transfer oldu güzel bir veda oldu aslında Alexander Charlotte'la başladı evet. ülkemize çok güzel bir iz bıraktı hem kişiliği hem atmış olduğu goller hem karaktere hem Trabzon camiasına olan aidiyet duygusuyla hakikaten kısa sürede herkesin gönlünde taht kurup Ayrıldı ve 5 yıllığına Leipzig'e transfer oldu. Neler söylemek istersin? Ya Söyloth ilk bir iki haftasını hatırlıyorum. Ee, çok kısa sürede kendini fark ettirdi Trabzonspor'da. Yani başladığı gibi de sezonu bitirdi. Bir kere e, iş disiplini çok üst düzeyde olan e, bir adam. E, kalitesi zaten herkes tarafından e, Türkiye'de ölçüldü ve notu verildi. Ben canlı izleme e, şansını da buldum Tabi İstanbul'a geldiğim maçlardan. Trabzon'da gittiğim bir maçta. Ee, ...gerçekten canlı izleyince de... E, total ...ne kadar total bir forvet olduğunu görüyorsunuz. Hele bir Vodafone Park'ta... ...2-2 e, biten maçta evet, o evet. ilk Muazzam. gol vuruşu çok iyi zaten... ...o ikinci golde arka direğe yaptığı koşu falan... O ...canlı izlediğiniz zaman... E, ...ne kadar etkili bir golcü olduğunu biliyordunuz. Sir Lott gibi adamları zaten burada bağlasan durmaz. Belliydi e, bu filmin, bu işin sonu. E, Leipzig de kesmeyecek onu göreceksiniz. Bir süre sonra, birkaç sezon sonra... E, ...çok daha farklı yerlerde göreceğiz... Bu arada herhalde Norveç milli takımının e, hocası da Kadir Büyük Gecesi mi doğmuş derler. Yani Halland oradan e, Sir Lott e, Hayırlı olsun Trabzonspor'da burada bir 10 milyon euro gibi bir nefes aldıracak, e, hareket ettirecek bir paranın sahibi oldu. E, belki transfer süreci anlamında eleştiri alabilir, eleştirilebilir burada Trabzonspor yönetimi. E, hani zamansız olması, zamanın ayarlanamaması e, ama... Maliyeti anlamında bir senede kulübün kasasına 10 milyon euro gibi para girmiş olması da ee, Sörlüt'ün hakikaten bedeli yani çok daha fazla olması lazım. Hem rakamsal şeyi yok karşılığı yok. Onu söyleyeyim. Trabzon sörlüt ilişkisinin e, çok başka bir ilişkiydi. Yani onu e, Trabzon'un ruhunu bir anlamda kalbini siz alıp götürdünüz. Yani böyle bir şey e, Sörlüt'ün gidişi çok ciddi anlamda etkileyecektir. Şimdi sosa gitti, Novak gitti. Sorlut başka bir şeydi. Sorlut fark yaratıyordu. Çünkü biz hep denklemi kurarken e, kıyaslamayı Sorlut üzerinden yapıyorduk ve Sorlut işte yani e, büyük takımlardaki forvet oyuncularına bakarak Sorlut hakikaten büyük bir fark yaratıyordu. Yani yeri doldurması çok zor bir oyuncudan bahsediyoruz. Yok yani yeri nasıl dolduracaksın bilemiyorum. Bir de şey, doldurabilse tabii. zaten e, Mourinho al, al, alır topluma koyar yani. Bu arada istedi de o da hani Bilk yazdı bunu galiba. Şey dedi e, gölgede kalmamak için, Kane'in gölgesinde tabii. kalmamak için e, bir bekliyor diye. Ama da Şimdi Afobe'nin işi de zor. Bak ilk izlenimini gördüm. Adam e, atletik bir adam. Faydalı çok olacak zor. bir adam. Ama tabii Sörlottan sonra burada golcü olmak çok zor. Trabzonsporların hislerini en iyi şu anda Beşiktaşlar anlıyordur. E, biraz benzer süreçler. E, kariyerinde kısmi düşüş. Gelip burada damga vurup e, Mario Gomez gibi e, ve Belki ani, belki zamansız, belki bir anda gerçekleşen bir ayrılık. E, hisleri, duygularını da çok iyi anlıyorum. Ama bir süre. Ama Ergin, yani e, biz de işte 15-20 senedir bu mesleğin içerisindeyiz. Ben e, e, birçok ayrılık oldu. Hakikaten güzel ayrılıklar oldu. Para kazandıran ayrılıklar oldu. Hatta ilk bizim böyle çocukluk yıllarımızda hani biraz daha böyle artık futbolla ilgilendiğimiz dönem Barışlar, Okançalar ciddi paralara transfer olmuştu. Mesela benim hep e, Adriani Ilie Filipescu'nun ayrılığından mesela ben çok derin etkilenmiştim. Yani Galatasaray Ilie'dan daha fazla paralar kazanabilir miydi? Kazanabilirdi. <laughs> Filipescu da mesela Galatasaray'ın evet. o dönemde iyi transferleriydi. Ama bir sezon kiralık gelip bu kadar etki yaratıp yani bu kadar e, iz bırakan ne bir oyuncu Ferdinand vardır. Ferdinand. Kim? Ferdinand. Bak Ferdinand, 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 Ferdinand doğru. Ferdinand. Ferdinand biz hala kaç 20 küsür sene olmuştu değil mi? Tabi tabii tabii ya 30, 30 oldu hatta yani. 30, 30, an, sene, 30, 30 sene 30 30 olmuş. 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 Hala Ferdinand'ı konuşuruz. Bak bir sene kaldı. Bir evet. anket mi yapsak ya? <laughs> Unutamadığınız kiralık futbolcular, futbolcular. Ya bir, bir sorayım. Yani. Sor. İzleyicilerimizden kimler gelecek Hayır. gerçekten merak ama ettim. Şöyle, bu kadar etki yaratan. Söyle. Bak, Türkiye'de e, yani Twitter'ın yeni jenerasyon kullanıcısının daha çok olduğunu düşünürsek hani tabii ki Sorlot güncel zaten. olduğu için öne geçer ama mesela 30 yaş üstü 35 yaş üstü Ferdinand'ı izlemiş insanlar e, orada çok Hı -hı. farklı bir iz bıraktığını görürler zaten. Soruyorum kendi Soru Twitter bakalım. hesabından. Hakikaten bir soralım yani, bakalım kimler çok merak ediyor. Ayrılığı ediyorum. bu kadar derin iz bırakan başka bir kiralık futbolcu olmuş mudur? Çok şey, yani biraz da beyin edebi, edebi, edebi bir lazım. soru oldu. beyin jimnastiği yapsak üzerine düşünsek buluruz ama mesela ilk aklına geliyorsa en etkili onlardır. Mesela, ya mesela e, transfer. Mesela taliska. Mesela transfer sakatlık şeyi üzerinden en büyük hayal kırıklığı kelimesi tam karşılığı mıdır bilmiyorum ama en derinden mesela etkilen ben mesela. 88, 89'da gelmiş. Tamam pardon. 32 yıl. Mesela pingel'in sakatlığından ben. Hatırlarsınız. TSD kupası Kuzmanovski ile girdiği yani, yaklaştığı Pingel, bir mücadeleydi. Ben, ben Fenerbahçe'yi tutmuyorum. Ama Pingel'i izleyememiş olmak hakikaten beni çok olumsuz etkilemiştir. Mesela o hakikaten yani böyle ilginç notlar vardır evet, ama evet. E, kiralık oyuncu bakımından başka Mario Gomez e, değil mi? Abu Bakar var Beşiktaş'ın son döneminde. dönemde. Yani benim hatırladığım... Taliska var. Galatasaray belki Onye kuruyor yazarız ama Sorut... Ya Solut herhalde ilk sırada. Ben de Solut. Bir isim ya? daha var. Çok kim? büyük hata yapıyoruz. Ya yani bunu senin hatırlamam ona ben çok üzüldüm. Gerçekten üzüldüm. Kiralık. Kiralık. Felipe Melo. Ha Melo. Melo'yu aldı daha sonra yani. Ama tamam da iki kere kiraladı yalnız. Tabii. İki kere kiraladı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. İki kere tabii, kiraladı. Tabii, tabii. İki sezon mu oynadı Melo? O oynadı sanki bana böyle 5 sezon oynamış gibi falan o kadar etki bırakmış ki adam. Galatasaray'da 5 sezon oynamış Ama gibi büyük etki bırakmış. Ha, tabii. Bak ya yani, yani tabii, tamam. Tabii. Hani seyir hiç fazladır rakip takım taraftarlarında özellikle. Ama iz bıraktı yani oynadığı 100, futbolla. Mesela 100 şu 100. anda Galatasaray orta sahasına nasıl bir orta saha istiyorsunuz diye sorsanız Galatasaray taraftan Felipe Melo gibi der bence. Hatta ya, o, öyle o... bekliyorduk da ben biraz e, Fatih Hoca'nın şeyi değiştim. Yani e, Melo'nun ilk sezonu, ilk yılındaki performansı gerçekten de çok ikna edici, hücum performansı çok üst düzeyliydi. Şimdi bizim hep Felipe Melo tarzı derken aklımız hep savaşçı, defansif bir orta saha geliyor. Halbuki Melo'nun Galatasaray'daki ilk sezonu e, istatistikleri son derece e, iyi seviyelerde olan, hücum e, gücü iyi olan bir Felipe Melo vardı. Yani Felipe Melo bizim aklımızda kalan ya da futbol kamuoyunun ilk Melo denildiğinde e, düşündüğü o e, defansif altı numara değil. Yani ilk sezonundaki Selçuk İnan'la beraber rakamları çok üst seviyede olan, istatistikleri, golleri olan, e, ofansif yönü iyi geliyor. olan bir... Çok güzel isimler geliyor ya. İzle... Yo, sen geldi bana. Hayır bak. çok enteresan. Neyse, Mesela Osman Noyan Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Riberi. Aa, Aa Riberi, tabii. tabii. Tabii, tabii. Özür diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Riberi. Yobo. <laughs> Riberi, 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 Riberi de büyük Riberi. iz bıraktı. Değil. İsmail Bey Silimani demiş, ben, Alexander, Charlotte, Andreas, şey Anderson, Talişkar. Yani Ribery ama kiralık Bedirhan değildir. Ribery elinden çaldılar. Ee, yani Ribery, Charlotte gibi hikaye değil. Ribery'de başka şeyler oldu. O yüzden aynı kategori 26 gibi. Gibi. Ama, ama bir geldi. sezon kalıp daha bir dakika olmadı. Nasıl? Enteresan. <laughs> Kim? Yugoslav foğlu isimli kullanıcı ne demiş biliyor musun? Marius Maldraşano. Maldraşano Beşiktaş. <laughs> Hakikaten Mario Gomez Adem <laughs> Bulçum yazmış. Ondan sonra Sen şeyi hatırlar mısın? Hüseyin Karakuş Lutu yazmış. Lutu hatırlar mısınız? Kimi? Lutu. Lutuyu Lutu. ben çok Lutu. ya roman, evet. roman futbolcu geldi ufak kısa boylu. Evet. Büyük ayak kırıklığıydı. O oynadı mı? Fikile değil. Şimdi geride Yobo evet iyi bir oyuncu. Çağatay ama. Yıldız Baliç demiş. Baliç kiralık gelmedi. Balic, Balic e, 20 küsüre gitti zaten. 17 milyona sattı galiba. 17 mi 21 Tabii, mi? Toşak. John Benjamin Toşak Real Madrid'i almıştı. Yalnız Mario bir... Gomez bayağı bir fazla. Jaja. Jaja Jackson. Çok iyi futbolcu da o da. Fani Madide kiralık değildi. Tabii. O çok uzun yıllar. Yani, sen de. soruyu nasıl sorayım bilmiyorum. Sen soruyu nasıl sorayım? Unutamadığınız, iz bırakan kiralık futbolcular. Ha tamam güzel bir soru. Basit, Mesela Denayer. Soru. Bravo bak Burak Yaman Denayer demiş. Ya, Denayer değil. Denayer. Deneer ben demem. Dener demem. Tabii ki Daniel Amokacı demiş. Sebastian Perez demiş Ramazan Öztürk. Perez. İyi futbolcu. Perez de iyi futbolcuydu. Zaman e, zaman okuyordum bunları. Çok Ayrton'dan, Ayrton'dan Ayrton'dan güzel. Eurtun'dan adam alıyordun o zaman Amokacı. Değil mi? Everton'dan yani. Benim Amokacı ile ilgili o unutamadım bir şey. Fenerbahçe maçında helikopterle yetiştirilme hikayesi. Ya şimdi bak. Gol Futbol... yatmıştı değil mi o maçta? Biraz biraz duygu işin içinden çıktı ya ben bunu sevmiyorum futbolda. Yani modern futbolda duygu işin içinden çıkmaması lazım. Sezon açılışları diye bir şey vardı. Sezon açılışlarında işte Nejo gelir. Maradona geldi tabii. Maradona geldi. Ve şu söylenti dolanır ortalıkta. Sezon açılışında yönetim bir oyuncuyu yetiştirecek ama kim olduğu belli değil. Bir evham döner, o gelecek, bu gelecek. Ama o hiç gelmezdi ya tünelden çıkacak, helikopterle gelecek. Çok nadir yaşanan şeylerdi. Bunları yaşatmak lazım sezon açılışlarını. Ee, galiba 17 yaşında ilk 17 ya da 18 yaşında ilk e, Maçını oynamıştı Muhtemelen Galatasaray'a karşı oynamıştı Ryan Giggs, Giggs. Ee, Galiba 93 Ben 81 değilim 12 12 yaşında Yıllarca kimi bekledim biliyor musun? Ertesi gün ya da bir sonraki gün Ryan Giggs, Galatasaray yolunda Haberlerini okumaya başladım Yıllarca bekledim bir türlü gelmedi Ben Arfa <laughs> hikayesi gibi yani Ryan Giggs ya. ya Evet ben Giggs yani. Ama o eski sezon açılışları da harikaydı. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Sanatçılar gelirdi. Bir kere ne, ne alakalı? bize? Kiralık yazmayı gelmiş. unutmuşum ben ya. İzleyicilerimiz zaten var Sen iz bırakan mı dedin? Efendim? İz bırakan mı Evet. Kiralık desen oraya bir... bir kiralık. Evet. Ben de kabahat. Ben onu düzelteyim. Ve... Ama Sörlüt... E, bence bir numara. Yani burada... Ya değişir tabii. göre mutlaka değişir. Ferdinand o, e, bu kadar etki yaratmış. Mesela ben, ben de Ribery'ciyimdir yani. mesela. Böyle bir golcü. Ribery, Ferdinand, Ferdinand Gomez. Emin ol yaratmıştı. Ama mesela Gomez e, mesela Sörloth şampiyonlukla tamamlansa sezon Gomez'le denk bir etki diyebiliriz. Yani Gomez ben etkisi herhalde böyle. Ferdinand'ı çok hatırlıyorum. Şey mesela Volshu, Wilson'ın garip ayı oyuncuları hatırlıyorum. Ferdinand'ın hatta, Ferdinand, hatta Bolş, transfer yapıldığında eee Süleyman Seba'yı eleştirmişlerdi. Asker arkadaşını takıma getirdi diye. Yaşı itibariyle eleştirmişlerdi. Diyorsun, Ve Selonovic çalıştırıyordu Fenerbahçe'yi. Bir 5-1'lik maç var. Beşiktaş'ın kazandı. Orada bir golü vardı şeyin. Wilson'ın. Wilson, doğru. 5 maç vardı orada. Alan Walsh'un da. Bak yani, enteresan isimler geliyor yalnız. Bekir Kürşat Uçar. Reto Zigler demiş. Zigler. Fenerbahçe'de etkili evet. oynadı. Galatasaray'da golü vardı. Hatırlıyorum. Şey yani fena, ya. fena, futbolcu değildi. E yine devam ediyorum. Junti kiralık mıydı Junti? Junti bir yıl oynadı olabilir. Tam olabilir ama ben... bir yıl oynadı Junti 100. yılda sonra gitti. Andreas zaten. Florkin bak o da iyiydi. Ama şey olsaydı basketbolda uzak ara Beşiktaş'tan örnekleri verirdik yani. Tabii Beşiktaş. canım. Iverson'da şey öbür. Tabii canım e, o yedi. yani der Williams. Williams, Williams. yani, the yani the Williams. o başka bir seviyeydi yani. Çok çok başka bir şey. Hakikaten öyleydi. Yani onların bıraktığı düşünsene. Kaç insanı etkiledi? Yani Hakikaten muazzam transferlerdi onlar. Evet. Bence de öyle. Soruluk konusunda da şöyle. Bir arkadaşımız ee... ne yazmış biliyor musun? Sorduğumuz soruya. Ne? <laughs> Loris Karius. <laughs> İz bıraktı. <laughs> İz bıraktı. <Bravo. gülüyor> yani ters vallahi bırak. Bıraktı. Tebrik ediyorum o arkadaşım. de ben şeye takıldım. Yani Nick'in enteresan hani, okunacak şuradan değil ama. Maldara e, e, kiralık mıydı? Maldıraşan'ın kiralıktı. Onu o 8 numaralı forması değil mi? 8 numaralı forması hiç unutmayacağız. Erhan abi bizim TSE'de de Erhan, Erhan abi var ya. selamlar Erhan abi. Marcio Nobre demiş bak doğru. Nobre de. Nobre doğru. de öyle. Tabii. Çok gol attı o sesini. Nobre de öyle. Hakikaten çok evet. güzel golleri vardır. Ama çoğunlukla Beşiktaşlar Mario Gomez diyor. E, Talişka ismini söylüyorlar haklı olarak. E, tabii ki bir buçuk yıl kiralık olan Didier Drogba demiş Kerem Bey. Çok haklı. Aa, Drog ben, kiralık Drogba kiralık değildi yani. Kiralık de de değil değildi değil, değil mi? yani. Değildi. Çünkü kiralık değildi. Biz burada... boşa çıkmıştı galiba tabii, öyle tabii, mi abi? Ama Çin'de boşa çık. Bir dakika. Ben biliyorum ya. Yani. yani adam gelmeden Afrika'ya gidip röportaj yaptım. Biliyorum konuyu biliyorum. Şimdi Didier Drogba kiralık değildi. O yüzden hani e, Kiralık yani bir sezon kalıp bu kadar etki yaratamayız. Havva Bakarı dedik, Ferdinand ben hat çok hatırlamıyorum, hakim değilim ama hala Beşiktaşlılar, bedi bir jenerasyon, tabii, işte tabii. 35 yaş üstü hala Ferdinand değil Ferdinand bu kadar ya. şeyi ya. var mıydı ya? golcü bir vardı de. gol atmış mıydı? Yani derbilerde de iyiydi. vardı. Fenerbahçe'ye vardı, Galatasaray'a. Yani şeyi var, derbilerde... Ki gol atanlar genelde iz bırakır ya böyle. Hem büyük. Bak be, be, mesela. Be, bir tek e, Galatasaray'a golü var. Başka da hatırladığım F hiçbir şey yok. Beşiktaş'a e da var. Galatasaray'a var. Başka bir şey yok. Mesela Florkin'i ben hep şöyle hatırlarım. Beşiktaş'a sezon, o sezon iki tane gol attı değil mi? Bir ilk maçta bir ikinci maçta Florkin. Çok da etkili bir adam değildi. Ama derbide gol atan adam hem rakip için hem kendi takım için unutulmaz bir iz bırakıp gider. Barcelona'da da yani. mesela golü var Florkin'in hatırladığım kadarıyla. Florkin, evet. Bak bir izleyicimiz yine çok ya izleyicilerimiz hakikaten Diyor ki Hüseyin Emre. seviyor insanlar. Bak Hüseyin Emre ala gözle demiş biliyor musun? Jermaine Lens Fenerbahçe sezonu gerçekten efsane etti. Kiralıktı. Doğru söylüyor. Keşke o sezon efsane olmasaydı da o kandırıcı, <laughs> yanıltıcı performansla Beşiktaş bu imzayı attırmasaydı. Beto -Zigler. Bobo kiralık gelmişti. Bravo. Tebrik ediyorum Yiğit Toku. Ee, ama Bobo'nun aldı sonra Beşiktaş. Aldı. Beşiktaş ama ama kiralıktı. Tabii, İki, sene, iki sene He. falan şey yaptı. Evet. Gekas kiralık değildi. Ee, çok var. Size birini Hep soracağım. Yok. Aklıma Yonsen gelmedi. Yonsen kiralık mıydı? Yonsen Manchester United'a giden. E, yok kiralık, kiralık değildi, değildi. Değil mi? Değil değil. değil. Benim hatırladığım Beşiktaş. Hayır kiralık değildi. Satmış mıydı onu Beşiktaş oraya? Bahadır Kasap Bey ne demiş biliyor musun? Kagawa. Ha Kagawa. Doğru <laughs> söylüyorsun. Büyük futbol <laughs> evet. iz bıraktı. Antalya izbraktı, spor doğru. maçıyla önemli bir iz bıraktı o da orada. Doğru. Yani. Hakikaten kiralık geldi ama müthiş bir iz bıraktı. Yine izbat. de yani çok güzel e, anılar da gözlerimizde canlandı ama ben yine de sorted yani bugün oyunu bugünden yana kullanacağım. Yani sorted başka bir seviyeye de gidebilir. Geriye de gidebilir. Belki tekrar döne debilir. Ama e, geçen 4 tane çok isim çıkartıyoruz. Tamam Hı. mı? Benim birim Mario Gomez. Şimdi dört tane isim çıkartalım. Sevgili editörüm Ercanlar rica edeyim. Evet tam saat 21.30'da karar verelim dört tane ismi. Twitter'dan A Spor hesabından anketi başlatsın. Olur. Güzel. Olur. Yani şimdi sen iyi düşünmek Gomez. lazım. Gomez dedi. Şimdi sorulatı bir söyledik zaten. Tabii. Ferdinand Şöyle, oraya yazılmalı. Ya yani mutlaka Ferdinand'ı bugün konuşursak. Yeni jenerasyon. Yeni eski yok ya? Yeni jenerasyon. Ferdinand. Yani Galatasaray'dan denen ya yazarız oraya. oraya. Kiralık. Melo. Onyekuru. kuru. Hadi Onyekuru kuru yazalım. Onyekuru kuru diyelim ya. Ben onye Bir alabilir miyim? Hemen. Ya da ben buradan tamam bilgisayardan hemen izleyicilerimizin çünkü çoğu Mario Gomez de bir defa. Mario Gomez kesinlikle var. Ama onye da o listede olmayı hak ediyor. Onyekuru On mu diyorsun? Ki onye kuru'nun da Ercan, e, ben sana var. o zaman şimdi Kadın sevgili Köyde Ercan Şimşek var değerli editörümüz. Tabii hatırlayamadığımız belki sonda A diyeceğimiz. Sen Mario Gomez dedin, değil evet. mi? A diyeceğimiz isimler olabilir ama Mario Gomez. çok fazla olduğu için kaçabilir arada. Ben e, ee, diyorum Hakan. Yani benim oyun Sörlut'tur ama onun tamam. da hani Galatasaray'dan aklıma onun yakuru geldi. Fenerbahçe'ye kiralık olarak kim gelmişti? Böyle iz bıraktı. Anelika kiralık olarak gelmedi. Fenerbahçe bonservisle şey, aldı. Şu Alex'in kankası neydi o bir tane? Nobre. Yok. A, orta saha mı diyorsun? Orta saha. Neydi adı? Alver mı? yapan. He. Yok, yok yok. İyi değil, değil, değil. Alver yapan orta saha. Maldonado. 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 Şey e, yani, <laughs> kiralık yobo ama, yobo değil. Yok ama yok o oyuncusu. Josico. Josico hatırlar mısın? Peki Liverpool'da yani? da oynayan o kanat oynayan atletik kimdi? Çok iyi bir profildi. Olmadı o burada. Markovic. Bu, Markovic. Ama Markoviç önemli, Markoviç çok önemli. oyuncu. Markovic çok önemli ama iz bırakmadı Hiç yani. Iz i̇z bırakmadı. Sakatlığı ile iz bırak. Fenerbahçe'de kiralık ya Fenerbahçe parası var sürekli almış o zaman. <laughs> Aziz Bey o transferleri öyle parasıyla yapardı. Kiralık hakikaten o zaman. Fenerbahçe bende çok. Hasan şey Vezir Rize'den kiralık mı gelmişti? Zikleri e, söylediler. Zikler hani son dönemden akılda kalabilecek bir oyuncu. Jermaine Lens. Fener'de çok iyi oynamıştı bak. Ha, ha. şimdi dört takımdan da bak, birer tane yazacağız. İslam Slimani'dir. Niye biliyor musun? Unutulmaz ya. İslam Slimani'yi unutmaz. Ama ile de değerlendirelim. Ha, performans olarak başka bir Ama işte Lens'in dezavantajı Slimani da Beşiktaş performansı de, dezavantajı sıra bakma o. Da. De söylediğin doğru aslında ama şimdi o etkiler anketti. Beşiktaş evet. performansı etkiler o anketi. Slimani isim Yok olarak... var kiralık. <laughs> bak Yorfa yazmış birisi. Yorfa, <laughs> Yorfa, Yorfa ya. kiralık Yorfa mıydı? kiralık mıydı? Bilmiyorum Değil ama o da iz bıraktı. gibi ters deniz bıraktı. Yorfa böyle... İlk siyahilerden biri ya da ilk hatırlamıyorum. Ben. Fenerbahçe'den ben kiralık futbolcu hatırlamıyorum nedense ya böyle iz bıraksın. Lens dışında yani lens çok iyi oynadı Fenerbahçe'de. Mert Nobre'yi yazalım. Mert Nobre yazılır. Mert Nobre yazılır. Erhan abi'nin bak şeydir o. Erhan abi yazdı evet. Onu o yazdı değil mi? Evet Erhan abi yazmış. Doğru. Mert Nobre'yi yazıyoruz. Onyekuru, Sörlüt, Mario Gomez ben, Bu arada 4 büyük Ben Galatasaray'dayız. Şimdi Galatasaray'da kimi yazalım? Konya kuru yani oraya Bence yazacak? Melo. Melo 4 yıl oynadı yazmış bir tanesi Nevzat. Melo yıllarca oynadı sonradan yani o yüzden artık Ama kiralık geldi ilk başta. Kiralık şey de değerli değerli mi? Gelip giden Ama bir şey söyleyeceğim. Biz bir sezon düşünün. ya. Ben onu hani bir sezon Şimdi bir şey söyleyeceğim. Kalıp sonra böyle Böyle çok büyük kulüplerden gelip de mesela Real Madrid'den Galatasaray'a bir tane futbolcu gelmişti. Futbolcu deme bin şahit lazımdı. Hatırlamıyorum bile ismini. Rodriguez. Rodriguez geldi. Hani oynadı mı oynamadı mı? Real Hala Madrid takip kadro... ediyorum onu biliyor musun? Kadrosundaydı. Yani, Sadece nerede ne oynadığını yapıyor? bilmiyorum. Ne yapıyor şu an? Bak onun nerede şu an hangi takımda oynadığını bilmiyorum. Ama normal arkadaşım gibi fotoğraflarını beğeniyorum. Ben şu an hangi takımda olduğunu bilmiyorum. Ya yani mesela e, Inter'den geldiğinde Melo iyi bir performans gösterip kendini sevdirmeseydi. Melo zaten üst seviyede bir oyuncu da Melo şey yapmamak. O Melo kategori dışı. Sörlat'ı kimse tanıyor muydu? Tanımıyordu. Hani Mario Gomez de bilinen ama hayır bir oyuncu. Ama, Mario Gomez geldi de, mi? Bayern'in Mami, takımı bilinen bir oyuncu. Ama yani bu Mert aslında Tanıma Onyekuru biraz daha uyuyor gibi Hakan niye Melo çünkü 3-4 yıl kaldı Onyekuru hani gel git böyle burun direğini sızlatabilecek isimler Aynen bunlar mi? yani Aynen. Trabzon Aynen. Sen için Beşiktaş için Son kararınız Onyekuru mu? Bence Onyekuru. Onye Onye Melo çünkü çok uzun benim oyun Melo'daydı. Kaybettik. Onyekuru Onyekuru. Ercan'a e, şimdi Ercan'dan rica ediyorum. E, değerli izleyenler ah, Ortega Ortega kiralık değil kiralık değil mi? De. Birisi yazmış. Tamam. Anelka'da kiralık değil, değil mi? Hayır. Evet değerli izleyenler, şimdi A Twitter hesabından anketi başlatıyoruz. Birazdan. İz bırakan kiralık futbolcular. Alexander Charlotte, Mario Gomez, Mert Nobre, Onyekuru. Evet. Dört ismi burada hem sizden gelen mesajlar hem de e, değerli yorumcularım burada Melo Juventus'tan geldi, Inter'den gelmedi, Inter'e gitti diyor. Juventus'tan geldi. Doğru, Inter'den doğru, gelmedi. doğru söylüyorsun. Doğru, bravo. Ali Kağan Gökçe. Doğru, benim kafam karıştı. Ee, Anelka kiralık gelmedi. İzleyicilerimiz bayağı sevdiler. Erke tüme... Ya erke, Allah seni kahretmesin erke. e, ne ya? Bizim erke... <laughs> Bizim erke tümer de seyrediyormuş. Ben de e, Anelka'yı yazmış. Anelka kiralık değildi. Anelka'yı bonservisiyle aldı Fenerbahçe. Kaleci olarak Karius var. Başka kaleci? Yani Karius... Bir de şey, bir, bir süre sonra şey yapabilirsin Hakan. Belki birkaç program sonra bu iş tuttu. Biraz Verme. Güzel. Tamam, devre arasında konuşuruz tamam. tamam. onu biz. Kaleci olarak aklınıza gelen var mı? Kiralık. Kiralık. Karius var. Daha beteri yani, olmaz herhalde yani. Karius zihinde o kadar yer kaplıyor ki kimseye yer şey kalmıyor. Yok mesela, Galatasaray kiralık kaleci pek kişi olmadı. Mondragon kiralık mı geldi? sonradan adam yani sonra mı alındı Sonra Beşiktaş'ta alındı bir bonsalli. alma matchte matchte oynuyordu Evet. Meçti oynuyor tabii. evet. Beşiktaş'ta devreye girmişti ama onu Galatasaray transfer etti. Trabzonspor'da düşünüyorum. Fenerbahçe zaten yerliden yana Penerbahçe hep şans oldu. Fenerbahçe kendi hiç öyle bir ihtiyacı olmadı yani yıllarca zaten. O kadar çok cevap var ki. <laughs> çok cevap var ama yani hemen hemen aynı. E, tabii takipçilerimiz... Jaja kiralıktı değil mi? Jaja kiralıktı. Jaja çok önemli. Radu kiralıktı mesela. Sonra Beşiktaş yaptı. Galatasaray'da saray... şampiyonluğu getiren golü atmıştı Samsun'da hiç unutmam. Şeyi hatırlar mısın? Yani, Victoria. Victoria, Tabii canım, Victoria. Top, Victoria. 100, 100 bin dolar. Bir tane de diye bir Kolombiyalı gelmiş. Onu da Abi çok iyi Söyleme ya. O Gonzales <laughs> bir dakika oynamadı biliyorsun değil mi? McDonald hatırlıyor musun? McDonald hatırlamaz mıyım? Oynamadan ya. giden. Şey de var. E, Jard Jardel'in transferinde biliyorsun. Sporting'e gidişinde Galatasaray'a gelen 3 tane oyuncu vardı. Horvat, Spayer, Empenza galiba. 3 tane oyuncu Mpenza. vardı. Hiç oynamayan var ya. En penza, Aslında evet. tam Levent abilik program. Levent abi şu <laughs> an izlese kesin yazardı. <laughs> ben Levent Tüzemen'im. <'i> <laughs> Yanıtını merak ediyorum Levent abinin. Bir arkadaşımız demiş ki Derya Küp. Kim dediyse doğru demiş. Karyos çok iz bıraktı diye. <laughs> Hakikaten. Ah, Elneni. Ama tabii Gomez'in olduğu yerde bir tık altta kalıyor Elneni. Doğru. Yani ben çok beğenmiyordum ya açık Öyle mi? Ben hiç <laughs> ısınamadım. Kim? Diaby. Diaby değil mi? <laughs> Diaby. Evet. Bak mesela o, o kategori de Karius gibi Diaby gibi. Onlardan bir 11. Bir de iz bırakanlardan Olur. bir 11. Güzel bir Olur. şey çıkabilir. Orada. Evet. Anket başladı. A Spor Twitter hesabında. A Spor soruyor. Sizin için performansıyla iz bırakan kiralık futbolcu hangisi? Dört isim. Mario Gomez, Mert Nob Nobre, Onyekuru ve Alexander Sherlock. Ben oyumu ben, verdim. Ben de veriyorum şu ben anda. Ben de verdim. Açık oyu kullanıyorum ben. Şu an Onyekuru ee, ilk ha pardon sorted şu an sorted ama ilk sırada. O, Talişka yazan arkadaşlar da var dediğim gibi. Hem sizden gelen yorumlar hem de yorumcularımızın oylarıyla ben e, ben mesela Melo'yu seçmiştim ama oyun yorumcularımız ve Galatasaray taraftarları 10'a kurdu. Şimdi takım mı oylamak mı yoksa gerçekten e, evet. bıraktığı izi Surt yani o, onu biraz ben objektif ben açık yapmak sorayım, lazım. Ben ben oyumu mu ben çok objektif davrandım yani, evet. bu konuda. Mario Gomez'e. Ben <laughs> bayağı objektif ama Gomez de <laughs> olur. Yani isim olarak şey olarak Mario Gomez farklı bir seviyedi. Onyekuru öne geçti şu anda. Gelecek birazdan sonuçlar gelecek. Ben yani de bir yandan bakıyorum. O, ben Galatasaray taraftarımdan yüzde %45 lira falan çıkaracağım ya, düşünüyorum yani, yani çok fark yok. E, şu an yüzde %38. Çok fark yok. Eee Onyekuru ben Galatasaray taraftar yüzde %45 yüzde %50 bandına getirir Onyekuru diye tahmin ediyorum. Bakalım. Yani. Ama Trabzonlu arkadaşlar da yüklensinler bir <laughs> diyorum bir taraftan tabii. da. Mesela bir arkadaşımız demiş ki Fenerbahçe'liyim ama ilk oyu kullandım Mario Gomez tabii ki demiş. İşte oyu yani böyle kullanmak kazanmaz. lazım. Böyle kullanmak lazım. Yani şöyle böyle kullanmak lazım derken e, hani benim takımın oyuncusu öne geçsinden ziyade gerçekten Türkiye'de de iz bıraktığı izi e, ona göre ama bakmak şimdi lazım. E, Mario Gomez'in oynadığı takım çevresini düşün. Bir de e, Sörlüt. Sörlüt'ün tam ön tarafta belki ona Hiç o şey hazır. Mario Gomez de aynı oynayan adam oynadı Aa, yani. Ha, Sosa. Bir şey daha Sosa kanatlar oynadı. bu arada. Tabii, kanatlar Ekuban Vakı'ya mı? Orada Olcay'la töre vardı yani. yani var. hayır. Ha, Kuarezma vardı. Şey, şey olarak, olarak e, Mario Gomez orada değerli kılan başarıları. Beşiktaş'taki başarısı. İşte evet. şu anki anket bak. Sörlüt'ün. iki dakika içerisinde kullanılan oy 2518. Arkadaşlar ben 45 50 bandında bir Galatasaray bekliyorum. 22-45'te bitecek anket bana çok uzak olduğu için ben göremiyorum yalnız. Mario Gomez 27, Mert Nobre %9, Onyekuru %38, 126 şey. Charlotte, Alexander Charlotte %26. Bakalım. Ferdi Konyer bizim dostumuz o da yazmış. Onyekuru. Fenerbahçe gol attı diyor yani. Fener'i yıktı diyor. <laughs> bak o da bir etki. Yani yıllar sonra orada Tabii. attığı golde bıraktığı zannımda bir etki. Sessiz sedasız gelmişti biliyor musun? Bir etki. Yani Onyekuru, Onye -Kuru geldiğinde e, futbol severlerin %99.99'un tanımadığı bir oyuncuydu. Sen tanıyor muydun Onyekuru'yu? Yani <laughs> Dan, Dani yazmış bak Serdar abi Dani Dani yazmış Galatasaray'dan. <laughs> <laughs> bak bunlardan net bir 11 çıkar biliyor <laughs> musun? Net net çıkar. Bunu önümüzdeki <laughs> hafta yapalım. <laughs> Bak evet. Mario Gomez'i biliyorduk. Ee, Ergin. Nobre'yi açık söyleyelim. Fenerbahçe transfer ettiği zaman bize öğrendik. Evet. Onyekuru da bence o kategorideki riskli bir transfer. Yani maliyeti çok düşük. Ee, Galatasaray. Ee, Ama çıkış yapan oyuncular listesinde böyle hep adı ufak ufak dolaşıyordu. Var yani çok Doğru. Doğru. da çok böyle futbolla ilgilenen. Sörlot o konuda ya, bu evet. patlamadır innenmiyor. yani. Patlamadır. olay bayağı patladı gidiyor. <laughs> Neden diyeceksin? 4679 oy oldu abi. 3 bu, arada, da. bu arada Gomez'de bir şey var. Mario Gomez, Gomez. oylarında Nobre Baraj problemi yaşıyor. Ben şimdi yaşıyorum. tam <laughs> e, şeylerden önce <bir gülüyor> alacağım. Duydun mu? 5, <laughs> Nobre Baraj problemi yaşıyor. 5.778 oy oldu. Nobre'yi duydun mu? Baraj problemi yaşıyor şu an. <laughs> 7.8'de şu an. <laughs> 6.722 olmuş. Sürekli güncelleniyor. %32 Mario Gomez, %8 Mert Nobre, %35 Onyekuru, %25... RT yapalım o zaman. Şey olsun ha, yani. yaptım ben. %25 Ergen, Alexander Sherlock. Bayağı bir oy kullanılıyor. Teşekkür ediyoruz değerli izleyenlerimize. Bakalım yayın sonunda kim kazanacak? Hakikaten ben de çok merak ediyorum. Bir şey yazmış. Gomez şu anketi görse size dava açar demiş. Şu <laughs> an ben <laughs> Mario Gomez hakikaten yakaladı. Nobre Onyekuru'yu yakaladı. Ama normal yani. Hakikaten iz bıraktı. Alman milli takım olarak yükseldi. Beşiktaş'tan gittikten sonra Onyekuru da tabii ki çok iyi futbolcu. Monaco'da oynuyor şu anda. Bir de yıllar sonra Fenerbahçe deplasmanında galibiyeti getiren e, gol golü çok atmasının yanı sıra çok da iyi futbol oynamış. Uzun yıllar olması. gelmeyen şampiyonluğunda baş mimarı bunun da etkisi var. Yani derbilerdeki şampiyonluk golünü Ali Sami yendi attı. Fenerbahçe olimpiyatta gol attı. Yani boş derbisi olmadı. Ercan olarak. alalım Mario Gomez geçti galiba. Evet. Evet. 34-34 oldular. Ee, 17 kuru konusunda ben yine de Galatasaray'ın olabilirim. <laughs> e, bu arada <laughs> Mario hesaplardan oy atılmasın. He. Yok <laughs> canım. Biraz geçenlerde. Eğleniyoruz o, burada. Yani geçenlerde öyle... bir mevzu oldu biliyorsun. Bu spontane gelişen bir olay tabii, bu. arada. Tabii. Şu an burada Hakan. Yalnız Charlotte da geliyor arkadan. Onu da söyleyeyim yani. Ay bu işin güzel tarafı hiç planlı, programlı yapmadık yani. Burada Vallahi da yok ya. Yok, bir anda konuşurken çıktı, bir, bir anda, anda çıktı. Gayet de güzel oldu yani. Gayet <laughs> de güzel oldu. Abi Değerli... kiralık mıydı? Efendim. Apya. Apya kiralıktı. Bak, o da güzel, güzel, çok güzel. güzel. Olmuş. Mesela Nobre ile yarışırmış o manada. Yarışır mı? Apia isim olarak da bir de şu hareketle çok iz bıraktı yani onun da şeyi vardır etkisi ya ben çoktu. Apia Fenerbahçe çok güzel performanslar var ama o Denizli'de kaçırdığı Ha evet gol, evet evet. evet. ama Nobre'n evet. hep böyle ilginç golleri oldu. Aslında Apia çok iyi futbolcuydu. Çok iyi futbolcuydu. Hiç kesin, tartışmasız kesin. muazzam bir futbolcuydu kesin. yani. Ben mesela bir de o bölgede şeyi çok beğenirdim. Johnson'u Fenerbahçe'de e, çok çok iyi bir kesiciydi. Şumar şey değildi değil mi? Yani kiralık olan değildi. Tony Schumacher umarım değildir. Yoksa yok. ciddi bir Nobre'nin yerine oynayacak. Ama yok Çekeyim. ya o, o kadar yani. Schumacher, Marko dersek... şey olarak çok Ama işte seviyorum. o zaman Ferdinand'ı da yazmak gerekiyor. Ferdinand'ı yazman, muhtemelen... yazman gerekiyor. Avokaci yazman gerekiyor. Ferdinand'ın Schumacher'e golü olabilir. Var. Değil mi? Var var Değil mi? var var. var. O yılları aslında bir dönüp ben, izlemek bir lazım ya. Var. İki birlik maç mıydı? Neyi tam böyle bir hatırlamaya şimdi yazarlar. Sen her gün çok hafız, şey değilim hakim değilim. Hmm. O yılları bir dönüp şey yapmak lazım. lazım ya. Bir izlemek lazım Ferdinand şumarlı yılları tabii, falan. Evet tabii canım. Şu anda Mario Gomez'e geçtim. Onu söyleyeyim. Sen de mutlu oldun galiba? <laughs> Yok mutlu olmadım ben. Ben anket birden çıktı ona çok mutlu oldum. Yenisi geldi. 10.000'e 10 geldi oy bu arada. Evet 10.000'e 10 geldi. Bir Surlet 10 oyları Sörlüt. Fenerbahçeliler galiba. Şu anda 11.000 oy var <laughs> şu an. 11.000 oy var. Ben Fenerbahçe şeyden o modu kestiler. Surlet yükleniyorlar şu an. <laughs> 11.000 oy var. %34 Mario Gomez %6 Mert Nobre %32, Onyekuru %28, Alexander Charlotte. Acayip bir şey oldu Hakan. <laughs> hakikaten bir anda evet. bizim de aklımıza hakikaten evet. burza geldi sonuçta yani. Sonuçlar da son derece objektif biliyor musun? Yani belki de gerçekten de çıksan Türkiye'deki şey bu, karşılığı budur. Evet. Bence de adil bir anket şu an için. Yani birbirine yakın bir ama bence Gomez'in durumu da çıkar var yani Hakan böyle çok orada. ortada üç rakip arasında. Hani Mario Gomez neden oldu demem ki, ya yani Mario Gomez'den bahsediyoruz. Kiralık gelip bu kadar etki yaratan, bu kadar sevilen bir oyuncu hakikaten. Ee, e, Surlut, unutamayacağız yani Surlut evet. diye bir oyuncuyu. Biz belki de 20 yıl, 30 evet. yıl sonra da Surlut'tan bahsedeceğiz. Böyle bir oyuncu geldi ve sonra gitti. Bunu aslında ayrıldıkta... Doğru attı bak bir arkadaşım hatırlattı ya. Ferdinand... Attı değil mi? At At tabii, attı attı. Hatırlıyorum yani ben böyle atmadım. onu. Tabii tabii. Sağ olsun Şumaya. bizim Erdem Nasıl gol nasıl onu yazmış mı? <laughs> yazmış. Valla merak ettim çünkü. Bir slalom goldü slalom. galiba. Slalom. 3-4 kişiyi geçip Tabii. Işte, bir, bir de Schumacher de mesela o dönemin şartlarında gerçekten çok büyük transferdi. Tony Schumacher. Ya şimdi ben Ferdinand'a falan dedim o dönem biz sonuçta hakim değiliz. Ee, biraz büyüklerimizden, meslek büyüklerimizden ben Cumhuriyet'te çalışırken e, Hilmi abi falan, Hilmi Türkay bahsetti. Buradan selamlar, selamlar olsun. Ha, Hilmi, abi Hilmi abi bahsediyor. Eskiden işte Hilmi abi olsun, Bilal abi olsun falan bunlar şey soyunma odalarına falan girebiliyorlarmış. Ferdinand'la ilgili pek iyi bir anısı yok. <laughs> o yüzden oradan hatırlıyorum hep Ferdinand'ı. Süreyya abinin var Ferdinand'la çok güzel hikayeleri. Ee, hasta olmuş bir gün Süreyya abi. Malzemeci Süreyya vardır ya Beşiktaş'ta. Ferdinand demiş ki Süreyya nerede? Hasta demişler. iki gündür gelmiyor. Evi Zeytinburnu'nda Süreyya abinin. Hasta döşek yatıyorum diyor. Annem geldi diyor. Süreyya kak Arap'ın biri seni çağırıyor demiş. Hani siyahi olduğu için Arap diye evet. tarif etmiş. Seni çağırıyor. Allah Allah dedi. Balkona baktım diyor şey. Ferdinand. Ferdinand aşağıda zeytinburnuna tesisten adresini alarak sonra sonra gitmiş. Evinden, balkondan görmüş. Almış Süreyya abi, hastaneye götürmüş. Yanında kalmış refakat etmiş e, Süreyya abiye Böyle evet. bir hikayesi vardır yani. Mesela ya o zaman. bir sezon biz çünkü kiralık mevzusumuz baştan koyduk. Yani bir sezon kalıp iz bırakanlar arasında ben mesela Gomis'i de sayarım. Ya yani şu listede Gomis de olmayı hak ediyor. Ya yani Bakfeteyim mi Gomis? Tabii canım. Tabii ki ya. Doğru. Kiralık mıydı? Kiralık değildi işte Aa, Ama bir yıl bırakıp biz bırakan aynı. Bir sezon kalıp işte. tamam. sonra biz evet, onu kiralık diye soyup güzelleştirdik yani. Eee o kaptı. Çünkü sonra sonrası bu tartışma. 9 dakika mı? içerisinde 15041 oy kullanıldı. Yaklaşık 150.000 oy olacak o zaman şey. geliyor Hakan. Biz bir saattte. Maks yani eee geliyor mu? Ben bu kadar olmasını beklemiyordum. 10'a kuruya yaklaştık. Çok büyük patlama oldu. Ee, sevgili yönetmenim güven. Yeni sonuçlar geldi mi? Yapılıyor birazdan. İttifaklar ya, var mı acaba <laughs> burada? var mıdır? Yok. Ya bu, çünkü hesaplar paylaşıyorlar tabii ki şimdi. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray hesapları paylaşıyorlar. Sağ olsunlar. İyi ee, iyi niyetle yapılan her şey başımızın üstünde yeri var tabii ki. Ve ee, şu anda Ya bir şey söyleyeyim Hakan şuradan mesela oturduk değil mi? Nostalji futbol eğlenerek bir şey yapıyoruz Çok Şuradan nasıl kötü bir niyet çıkabilir? Kim izliyorsa dört büyüklerden ya da diğer takım taraftarlarından hani bunu eğlenerek, gülerek Tabii yani mi? değil mi? Futbol nostalji yapıyoruz, Beyin sohbet ediyoruz yapıyoruz. yani burada. Beyin. Aynen öyle. Abi şuradan bir kötü niyet çıkmaz Yok. ki yani. Şuranın... Ama insanlar kötü niyetli. Yani. Ya şuradan bir birinci çıksa o öbürünün gerçekliğini değiştirmeyecek zaten. Herkes için. Şimdi bir Trabzonlu için, Çaykarada yaşayan bir adam için Sörlot'un bıraktığı etki. Şimdi... Gomez'le aynı düşünemez ki bu adam. Düşünecek, aklına gelecek, duygulanacak. Mesela Gomez dediğin zaman hala burnunun direği sızlar Beşiktaşların. O yüzden hani biraz daha şey bakalım bu iş. Eğlence olarak bakalım. Şimdi yeni sonuçlar ekranlarımıza geldi. Gomez 33, Mert Nobre %6, Onyekuru %32'ye çıktı ve Alexander Charlotte da geliyor %29. Kaç oy kullandı Ercan? Ben bir bakayım buradan. 16.354. Evet. Kıyasaya yarış devam ediyor. Bakalım kim kazanacak? Bakalım. Sizin için performansıyla iz bırakan kiralık futbolcu hangisi? Bitirsek Sorumuz mi anketi? Bu. Efendim? Bitirsek mi anketi şu an? <laughs> çok güzel kadar. gidiyor Maşallah Saat Saatler çünkü 22.45. Evet, tabii 22. Muhtemelen hemen 50 tabii. bin oy olacağını düşünüyorum. Ama e, şu an Mario Gomez bir tık önde gözüküyor. Geçen biliyorsun FIFA'nın e, Galatasaray Fenerbahçe rekabetiyle ilgilen çok taraftarı olan e, kulüp anketi vardı biliyorsun FIFA'nın. Hmm. FIFA'nın FIFA, FIFA OEFA'da olabilir. Oradaki ankette biliyorsun Galatasaray uzak ara öndeydi. Ne olduysa son bir iki saatte böyle o Fenerbahçe hesapları vesaire yüklenmelerle Fenerbahçe daha fazla çıktı. Bak şey bir kanalı yakaladı buradan UEFA, FIFA bu hesaplar var ya Türkiye'de bir kanal yakaladılar. Damarı yakaladılar çünkü çok ilgili olduğu için insanlar futbola. Bizim mesela, amacımız o değil ha, abi. Biz burada tamamen ha, tabi, tabi. şimdi Brezilya'dan paylaşıyor, İspanya'dan, Almanya'dan mesela Real Madrid ile ilgili anket paylaşıyor. İnan buradaki büyüklerle ilgili bir anket atıyor. 5'e 10'a katlıyor etkileşimi. Çünkü burada seviyor insanlar. Hani orada da öne geçme hissiyatı burada daha fazla olduğu için onu çok kullanıyor UEFA. Yarın Fenerbahçe gider. Samatta'yı alır. Samatta gelir. 30 gol atarsa seneye yapılacak ankette biz Fenerbahçe'de Nobre yerine Samatta'yı yazarız. Tabii. Aksız mıyım? Tabii tabii. Ya demek ki Fenerbahçe'nin kiralık konusunda pek şeyi Hani şansı ya tutmamış. Aziz Başkan direkt alıyor alıyormuş oyuncuyu. Ha yani bak, parası tabii. var Fenerbahçe. Yani. Fenerbahçe kiralık işlerine pek girmemiş. Yani. Hem ya, bir de o yıllarda de en tutmamış. sansasyonel transferleri Fenerbahçe yapardı. Samat zaten. da şu an ismi geçtiği için diyorum Hakan. da kiralarsan gelir bu ligde 25-30 yani maç sayısı da arttı. Belki geçecek, belki de rekor kıracak. Tabii bu sene kırılabilir. Ha. 40 maç kırılabilir rekor. O zaman bize işte de... de Samat da e, dediği gibi yani ben kiralık geleceğini düşünmüyorum ama. Başka türlü zor. Yani ben kiralık Bonservis. olacağını düşünüyorum. Bence bon Bir formülize edeceksiniz. Yani onu nasıl yaparlar bilmiyorum. Ama kiralık olarak der samateyi alırsınız. Nasıl e, Trabzon Suratı alabilirsiniz? Opsiyonla alabilir, evet. Yani zorunlu satın alabilir. alma opsiyonu koyabilirsin. Başka bir evet. şey koyabilirsin. Opsiyonlu olabilir. Ama büyük katkı sağlar net. Evet. Yani hele ki Fenerbahçe'nin şu şükat. Çok büyük katkı sağlar. Çok iyi futbolcu çünkü. Yani Beşiktaş'a karşı oynadığında izledim. Konyaspor'a karşı oynadığında Belçika'da izledim. Çok iyi futbolcu. Yani aynı performansı devam ediyor mudur etmiyor mudur bilmiyorum ama benim izlediğim Samat'ta hakikaten ligi ya ben Fenerbahçe'ye Fenerbahçe çok büyük katkı, katkı sağladık. Hakan Fenerbahçe'ye baktığımda Fenerbahçe'nin böyle e, Ergin kafalar da soru işareti bırakmayacak. E, go, e, gol vuruş e, yüzdesi yüksek bir golcü. Yani bu evet. kritere uygun mesela Radamel Falcao'nun <laughs> başka bir versiyonu ya da yani Fenerbahçe'nin bu tarz böyle e, girdiği her 10 pozisyondan en az yarısından fazlasını atabilecek bir oyuncu ihtiyacı ya var. Ya şampiyonluk yolunda zaten atanınla tutanın çok iyi olması gerekiyor. Bir bu Trabzon'da geçen sene olmadı. Atanı ve tutanı çok iyiydi Trabzonspor'un ama o da kıl ile kaçırdı. Trabzon kendi eliyle kaçırdı. Şöyle, Yoksa savunmasız stoperler bu kadar he, değişkenlik gösterirse zor. Ya tarım. Sergen Hoca geçen verdiği bir demeçte işte aslında büyük takım Santrafor'unun nasıl transfer edilmesi gerektiğini net ortaya koydu. Bu televizyondan izlenmez. Kalinç. Bilirsin. Kalinç alırsın gelirsin. Aynen yani Aynen öyle. Beşiktaş'ın forveti budur. Fenerbahçe'nin forveti budur. Galatasaray'ın forveti budur. Ben o konuda eğer bir sörlot bulamıyorsan o da kaç senede bir oluyor zaten. Mesela, çok zor geldi. Yani evet, ben böyle, böyle bir ismin... Hakan tabi, o yüzden Samad da belki tamam ee, heyecan verici bir transfer olabilir. Bu ligde farklı noktalara kariyer evrilebilir. Ama yani Samad da tam karşılığı mıdır bu dediğimizin? Bu yüksek profil oyuncular az önce saydık. Ee, Bilemiyorum ben çok e, hani iyi oyuncu ama hani Fenerbahçe'nin alacağı golcü kavani falan hakikaten zor ama hani bu tarz böyle bir oyuncu olabilseydi sanki e, Fenerbahçe için daha doğru olurdu. yani Ben Samat'la'nın doğru e, bir. Biy Rakamlarına bakmak mı? lazım. Yani Samat da golcü şeyine bir yani incelemek iyi, lazım. İyi o dönemin iyi Abu Bakar'ına çok benziyor Samat. Evet ya Abu Bakar. Mesela Gerçekten benziyor. Bugün hala Beşiktaş'ın gündeminde güçlü şekilde varsa o mesela iki yıldır doğru düzgün top oynamıyor adam ama öyle bir iz bıraktı ki hala Abu Bakar'ı o olma ihtimaline karşı Beşiktaş kovalıyor. Genç, Tekrar olabilme. Şimdi Fenerbahçe takımına bakıyorsun yani çok durağan modern futbol gerçeklerinden uzakta çok yavaş bir Ama görüntü. Ama bu böyle kalmayacak. Biraz onu da konuşursak Hızlıca aslında. Hızlanacak da ben tempo anlamında Fenerbahçe'nin iyi çalıştığını, iyi bir kamp dönemi geçirdiğini ve bunun sıkıntılarını şu an evet. yaşadığını. Çünkü birden form tutmazsınız ve Fenerbahçe Erol Hoca zaten kondisyon konusunda son derece başarılılar. Yani Fenerbahçe takımı o yoğun yüklemelerin şu an sıkıntısını yaşıyor saha içerisinde bir anlamda. Tabii ki geç katılan oyuncular da varsa olsa başta olmak üzere bunun handikaplarını da yaşadı. Aynı zamanda ön tarafta gerçek anlamda bir 9 numarasının olmamasının sıkıntısında da yaşadı. Ama Fenerbahçe aldığımız haberler burada. Fenerbahçe arkadaşlarımızın e, ben gözlemlerine inanıyorum. Fenerbahçe Bolu'da gerçekten de iyi bir hazırlık süreci geçirdi. Yani bu kadar o Bolu'da e, gelen haberler e, çerçevesinde beklentilerin karşılanmayan Fenerbahçe açıkçası benim açımdan da bir hayal kırıklığı ama belki de hakikaten çok erken olduğu için. Ya ben şeyi çok anlamadım yani dün yorumları okudum Hakan Hı. bir şey söyleyecektim. Yok herhalde. yok e, anketi istiyor. Yani Erol Hoca ile ilgili işte yapamaz Erol Hoca 6. hafta gider Erol Hoca beceremez ya, başaramaz. Ya bismillah 2. haftaya çıkmış yani bunu başaramayız diyen adam acaba ne başardı hayatında? Bu kadar kısa sürede neyi başardı acaba bunu başaramaz diyen insan? Bir, bir adamlar şimdi Erol Hoca bir yol yürüyor. Fatih Hoca varmış yolun sonunda. Yani o yolu yürümüş. Şenol Hoca yürümüş varmış. Mustafa Hoca yürümüş varmış. Bu Sergen Hoca gibi, Erol Hoca gibi isimler yol yürüyorlar. Şimdi biz Filip Koku'nun bu yıl daha Fenerbahçe'de 3. yılına girmiş olsa bambaşka bir Fenerbahçe görme ihtimalimiz var mıydı? Ben kesin inanıyorum. Kesin. O sabırları geçti şimdi. Koku konusunda büyük hata. Kamu olmazdı o belki ama hani Filip Koku'ya bıraksan bütün transfer şeyini ona verseydin çok daha başka şimdi bir Koku şey. Şimdi Filip Koko olmadı olabilirdi. diye gitti. Ersun Hoca geldi. Oldu mu? Şimdi bunun sonu yok ki. Yani bismillah adam bir başlasın bir oynasın. 40 hafta maç var. 6. 7. 8. bir görelim. Fenerbahçe'nin kadrosu dünkü kadro değil ki. Oraya beş tane adam girecek. Yani biz atıyorum 8. haftada sahada başka bir Ha olur olmaz bilmem. Hoca şimdi deneme yanılma sistemiyle bir bir şey bence de dünkü 11 çıkmaz. Orta saha falan hani o savunma ağırlıklı ama e, hoca bunu bu haftalarda görüyor olması lazım. Ama Çünkü Fenerbahçe'nin Ergin ee, başka bir Ergin, Ergin Ataman'la bir gün sohbet ediyorum. Ee, aynen ona şöyle hani sohbet sırasında dedi ki, bugün dedi futboldaki ki katılıyorum zaten yani bunun örnekleri var. Futbolda 400 milyon euro harcayıp Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek yarı final oynayacağın garantisi var mı? Yok. Yok. Basketbolda bana dedi 30 milyon euro bütçe versen de ben Final Four oynatırım. Yani futbolda bir anda başarıya ulaşmak. Paris, Manchester City bunlar ulaşamıyor. Kolay değil. Fenerbahçe 13 transfer gerçekten de transferin şampiyonu. Ama başarılı olacağı anlamına gelir mi? O yüzden beklemek Sanırım lazım. Hiçbir şey garantisi yok. Öyle mi? Çok mu yüklenildi? Sana bir, bir bakar mısın Aspor Instagram hesabından Bakacağım sayıya. Şimdi. Çünkü yaklaşık 7 dakikadır aynı sayı duruyor. Yani? yani? Sürekli RT'ler artıyor. Yani retweetler artıyor ama ee, sayı sürekli aynı. Sayıda 16354. Aynen öyle. Herkes de şu anda de. sabit. 15 dakikadır öyle. öyle. Ben de gördüm. O niye orada kaldı? Anlamadım. Operasyon mu yapılıyor? <gülüyor> <gülüyor> ben anlamadım. Ben çözemedim. Yani Ercan şimdi sosyal medya ekiplerimizle görüşecek. Bakalım neymiş sorun. Ben anlamadım çünkü yani. yani çok hızlı bir sürede yaklaşık 5 dakikalık bir sürede 15.000'e gelmişti zaten. Yani o belki de 50.000'e çok rahat geçebilecek bir anket o. Yani RT ve cevap çok fazla bende. Ee, çok hızlı yüklenmeden olabiliyor mu? Evet belki? o belki olur bilmiyorum hani sosyal medyanın teknik tarafını bilmiyorum ama çok fazla etkileşimi var şu an benim telefonumda anketin çok etkileşimi var ama de rakam de. dakikalardır aynı duruyor 16 binde. Hakikaten öyle kaldı. Öyle kaldı aynen öyle. Yani ben Bakalım, Fenerbahçe'ye dönecek olursak şimdi iki tane durumla karşı karşıya Fenerbahçe. Bir Sayın Ali Koç'un iki yıllık e, yaptığı takımın başarısızlığı bu sene üçüncü kesin sonuca gitmesi başarılı olması gereken bir durum var. Ama Erol Hoca background'ı itibariyle e, bu zamana kadar ortaya koydukları itibariyle biraz daha orta vade hocası gibi. O yüzden hani hocayı bu manada çok fazla çembere alıp e, psikolojik baskının altına sokmamak lazım. Önümüzdeki 38 maç var bu çok sular akacak çok şeyler olup bitecek Fenerbahçe böyle kalmayacaktır. Bence çok erken başladı şey yoğun eleştiri yani. Biz bir türlü bunu aşamıyoruz. Ha geldi kendine geldi. Ee, kendine şey, geldi. Biraz da söylüyorum rakamı. Hazır evet, mısın? Sürpriz olsun söyle bakalım. 27 21 oy kullanıldı. Şu ana kadar. Evet geldi. 32.3 Mario Gomez. Mert Nobre 5.1. Onye Kuru 31. <Gülüyor> Alexander Charlotte. <laughs> 31.6. Vay 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 ha, çok acayip bir yarış var şu anda. <laughs> hakikaten muhteşem bir vay yarış var. Vallahi öyle. Yani şunu söyleyeyim hakikaten ne yayın öncesi. Ya. daha yok, öncesinde evet. ben Nevzat e, zaten bak, telefon trafiği yapıyordu. Ee, tabii tabii ben klasik yayına gelmeden önce haber ha, ha, transfer sürekli yani. olarak şey, hazırlanıyordu olur. Biz de Ergin'le dışarıda biraz sohbet ettik. Evet. Ben çocukları birazcık darladım orada. <laughs> e, içeride ama Burada konuşurken birden çıksın. Hemen o kim reklama gidiyoruz. Ee, sizin için performansıyla iz bırakan kiralık futbolcu hangisi? %32 Mario Gomez, %5 Mert Nobre, %31 Onyekuru, %32 Alexander Charlotte. Anketimiz devam ediyor. Kısa bir reklam arası. Reklam arasının ardından transfer raporunda yeniden sizlerle birlikteyiz. Aspor ekranlarından yeniden merhabalar transfer raporuyla birlikteyiz ki... Yayınımızın içerisinde konuklarımla birlikte yapmış olduğumuz sohbetin ardından Aspor Twitter hesabında bir anket aklımıza geldi. Tamamen spontane, spontane gelişen evet. bir olaydı ve performansıyla iz bırakan kiralık oyuncu kim anketini açtık. Aspor Twitter hesabından şu anda dondu onu söyleyeyim. 35 dakika önce açtık değerli izleyenler saat 22.45'e kadar da anketimiz devam edecek. 22.45'e kadar devam edecek, yaklaşık 44 dakika daha devam edecek anketimizde şu ana kadar kullanılan oy 36.922 olarak gözüküyor. Ki bu yaklaşık 10 dakika önce açıklanan rakamdı. Sabit kaldı. 15 dakikada bir güncelliyor anketi şu anda Twitter. Hemen bakalım oylamada kim önde? %32 Mario Gomez, %5 Mert Nobre, %30 Onyekuru, %33 bugün... Almanya'nın güçlü ekiplerinden Leipzig'e transfer olan Alexander evet. E Tabii Sherlock'un olayı biraz da sıcak. Dolayısıyla sıcak olması geçen seneki etkisi o da biraz anketi etkiliyor. Hak ediyor mu? Bence hak ediyor. İkinciliği hak ediyor bu ankette bence. Yani Gomez olmasa Sherlock net. Farklı da şimdi Gomez gerçekten. Ama çok gelişti gidişti değil mi? Anket başladığında tabii, tabii, kafa mesela 6000'deyken 10 kuru. Mario Gomez'e ne geçti? Şimdi Charlotte'a geçti. Ben Nasıl e, bitecek çok merak ediyorum. E, yani Fenerbahçe'nin adayının orada iddialı olmaması biraz Fenerbahçe oyları burada sanki belirleyici olacak gibi gözüküyor. Ya tabii yani bilemezsin taraftar refleksini. E, öyle e, şey yapabilir. Yani da hazır bu sezona damga vurmuş geride bıraktığımız sezona. E, belirleyici olan oyları Fenerbahçeliler atıyor diye tahmin ediyorum. Bakalım önümüzdeki dakikalar hakikaten ne gösterecek ama e, bayağı ilginç bir anket oldu. %100 i̇lginç bayağı bir ilginç anket bir oldu. anket. Oy oylamayı seviyoruz biz. Katılım kaçtı Hakan? Katılımı şu anda net olarak göremiyoruz. 10 dakika önce 36922'de kaldı Twitter. Ha, ben söyledim bir, bak gelebine bir, geçer demiştim. Birden yükselecek yani bir, biraz sonra, bir 5 dakika sonra tekrar güncelleme yaptığında o sayı artacak muhtemelen. Çünkü e, bunun retweetleri, alıntı tweetleri ve beğenileri oldukça sürekli artıyor. E, bu yüzden de oy birden e, 50 üzerine de çıkabilir. FIFA ben oynaması gibi geçer. de olmaz herhalde. Yani bir, bir, bir saatte falan 180-200 bin oy falan da olmaz tabii. Yani olmaz Belli bir ihtimalden yola çıkarak gidiyoruz. Biz yaklaşık 50-60 bin arasında bir oy Kullanılacağını ben de hmm. düşünüyorum. Ya bu görüntü e, kafa kafaya gidecek, e, böyle 0 onda 5'ler falan belirleyecek gibi görünüyor bence Gomez sorlot arasındaki şeyi. E, Onyekuru'dan bir çıkış bekliyorum yalnız ben. E sen şimdi güzel sen şey, şey yaptın, şey yaptın şey... o. <laughs> çok güzel. <Marto> <gülüyor> <kule> <gülüyor> ettin yani birazdan şey falan. Onyekuru'ya yükleneceğini düşünüyorum. İzleyicilerimizden Tunç Berak demiş ki dünyanın en iyi kiralık futbolcusu Onyekuru'ydu demiş. Başka bir izleyicimiz olsan Mario Gomez'in olduğu yerde diğerleri Gomez'in yanına yaklaşamaz demiş. Ee, bir arkadaşımıza demiş ki lütfen artık anketlere Gomez'i koymayın içim acıyor demiş. Gomez de mesela Beşiktaşların içinde kalan bir futbolcu. Yani doya doya böyle alıp da sarıp sarmalayamadılar. Bir sene daha kalsa ki bence o da ondan pişman oldu. Kesinlikle. Bak ne oldu sonra? Evet. Sonra yani burada kalsa bırakacağı izi düşünebiliyor musun Hakan? Yani e, bir Metin Ali Feyyaz tıkalasına girebilecek bir hale gelebilirdi yani. Burada 3 sene futbol oynasa Mario Gomez. E, senin söylediğin doğru. Yani burada da çok iyi para kazanıyordu. E, kariyerde geçmişi evet öyle ama o Nadas'tan sonra gelip burada bir daha zirve gördü. Alman milli takımı gördü. E, bazen insanlar böyle hatalar yapar. Bence pişmandır zaten Gomez. Bir de aslında e, şu da var. Mesela Mario Gomez'e şu dönem şu Beşiktaş kadrosunda o yıl aldığı parayı versen kimsenin gözüne batmaz. Batmaz çünkü performans ortada. Gerçekten batmaz yani. Çok ekstra bir isimdi Mario. O olmaz. takım başka bir takımda yalnız Falcao'nun geçen sene en fazla eleştirildiği nokta neydi? Sakatlıklar falan tamam performans kötüydü ama maaş en çok göze batan şeydi. Bu sene düşünsene şimdi 27-28'lere 28 lere falan çıktı Falcao. Kimse kalkıp demez ya bu adam niye 6 milyon euro 5 milyon euro para alıyor. Bu bu şeyle ilgili ortaya koyduğum performansla ilgili. Tabii, şimdi yani takıma ne, ne verdiğinle alakalı. Tabii şimdi ne, Negredo kötü bir oyuncu muydu? Negredo 4 milyon euro bir maaşı vardı ama Negredo burada e, gerçekten o performansı yakalayarsa ki bence Beşiktaş adına e, hem kendi adına da talihsiz bir sezondu. Negredo çok iyi bir oyuncu. Bir de yani karakterli dört, bir adam çıktı. Ergin e, belki doğru. Yani Negredo üst seviyede bir oyuncu zaten. Marka bir oyuncu. E, belki hani 4 Fazla gibi gözüküyor. Yani iki buçuk, iki yedi olsa hiç evet, konuşmayacaktık evet. bile. İşte, evet, o günkü doğru. şartlara göre yani euro vesaire dövizin o günkü şartlarında yani o paralar veriliyordu. Artık o, o, o paraları veremazsın. Artık bitti daha. rüya. rüya falan da hikaye. Avu Porto'da kaç alıyordu? Muhtemelen Porto'da aldığın üç katının Beşiktaş tabii verdi. Tabii tabii 3.3 milyon euro aldı buradan. Porto verir mi ya? Allah aşkına Porto'da maksimum vereceği rakam 1.5 falandır yani. Ki Abu Bakar o skalada bir oyuncu da değildir. Porto'nun Porto yani. verdiği oyuncular var ama Abubakar o rakamı vermiyordu. Vermez. Tabii ki. Yani bugün zaten gelse Beşiktaş atacağımıza 1 milyon eurodur yani Abubakar. Duygusal Abu Bakar. bir anlaşma olur. Abubakar'ın hangi fiziksel e, şartlarda geleceğini bilmiyoruz. Bak duygusal bir anlaşma olur. Çok duygusal olmamak lazım. 45.557 oldu şu an itibariyle. Evet o 60.000'i de geçer böyle. o zaman. 45.557. Evet verelim ee, Ercan ye Yenileyelim. Birazdan yenileyeceğiz. Hakikaten rakamlar çok enteresan. 45.557 Ben Onyekuru'da on yine vardı. bir kıpırdanma bekliyorum. Olmuş zaten bir kıpırdanma. Ben görüyorum şu on on anda. Onyekuru'da var. Sandık sonuçları var da ben ama görüyorum. çok da fazla değil. Yani <laughs> biraz geride kaldı Onyekuru. Yok şey olur. Yani Galatasaray taraftarı bir sürpriz yapabilir. E, ama e, az önce söylediğim şeyin de arkasındayım. Fenerbahçe oyları bana göre e, sonucu belirler. Çünkü Fenerbahçe Şeye yüklenmiyor. Nobre'ye yüklense bugün tablo çıkmaz yani. Daha farklı sonuç çıkardı. Demek ki Fenerbahçe taraftar burada geldi. Evet. 45.557 oy. Sizin için performansıyla iz bırakan kiralık futbolcu hangisiydi diye Spor Twitter hesabından sorduk. %32 Mario Gomez, %5 Mert Nobre, %31 Henry Onyekuru ve %32 Alexander Charlotte. Çok yakın birbirine. <laughs> evet. Hakikaten çok yakın gidiyor birbirine. Bakalım kim kazanacak? Ben de çok merak ediyorum. Ergin esprisi güzeldi. Şu an Nobre direkt baraj problemi çok, yaşıyor. Çok... <laughs> Nobre şu anda belirleyici faktör olacak gibi gözüküyor. Evet yani Nobre'den umudunu kesen Fenerbahçelilerin oyları. Kim olur? Sonuçta onlar da futbol Yani bir yere kullanacak. Geçerli oy tabii ki. Yani. O <laughs> kullanacaktır yani. Tabii. Bir illaki... Kime kullanır? Gomez'e kullanabilir. Galatasaray Onyekuru'ya gitmez diye tahmin ediyorum. Fenerbahçe oyları ağırlıklı Gomez'e gider diye ama tahmin ediyorum. Ama şu bir gerçek Nevzat. Yani burada e, Onyekuru oynadığı kiralık sezonu çok faydalı oldu ama Galatasaray'ın o sezon Onyekuru'ya yakın performansta oyuncuları da vardı Yok, takım içerisinde. Şimdi, ben zaten Sir direkt Onyekuru de, demedim. Çok çekişmeli mi? olduğu için küsüratlı verdik. ya yani çok çekişmeli gerçekten. Yani anketimiz bayağı bir çekişmeli gidiyor. Mario Gomez %31.6. Mert Nobre %5. Henry Onyekuru %30.8. Ve Alexander Sherlock %32.6. A Spor Twitter hesabından sizin için performansıyla iz bırakan kiralık futbolcu hangisi anketimiz devam ediyor 36 dakika. Evet. Abubakar'da e... Abu Bakar'da kalmıştın. Abu Bakar'dan devam edelim. Samatta'yı konuştuk. Şimdi Abu Bakar konuşuluyor Beşiktaş'a. Ben de bir futbol sever olarak Abu Bakar tarzı futbolculara gerçekten bayılıyorum. Yani her an her şeyi yapabilecek mücadeleci bir oyuncu. Ee, yani özellikle e, arkasında oynayan futbolcular için bu tarz futbolcular her zaman tercih edilir. Çünkü her yere koşup basan Arta Abubakar sempatik bir oyuncu. Yani böyle sahil içerisinde antipatik gelen hareketten de hiç hatırlamıyorum. Ve Beşiktaş tarafları da gerçekten çok sevdi. Ama işte yaşadığı problemler, sakatlıklar açıkçası beni düşündürüyor. Yani beşiktaş'ın sağlam bir testten geçirmesi gerekiyor. Kesin. Abu bakar için bu riske değer mi? Ya açıkçası piyasada olsa zaten işte Tottenham, Manchester United, bir türlü Benzema'ya bir alternatif bulamayan. Real Madrid zaten alsa iyi, üst seviyede bir golcü olsa onlar alacaklar. Ya da Porto işte yani da, Ama şimdi o onların seviyeleri başka canım. Daha farklı. Yani o, o seviyeleri zaten yani Real Madrid'in, Manchester United'ın talip olduğu istediği oyuncular... Jovic'e galiba. Jovic 50 milyon euro verdi bak. Yani bizim iç. kulüpler zaten o skalaya giremez de. E, Abubakar şöyle alınabilir. Bir risk e, sözleşmesini e, iyi kurgularsan, hani sakatlık olayına karşı e, Beşiktaş'ın lehine bir opsiyon koyarsan orada, fesih ya da tazminat maddesini... E, tolere edebilecek bir şey koyabilirsen alınabilir bir transfer. Yapılabilir ben bir şey, transfer. şey Bakar o bizim hatırladığımız, bildiğimiz dinamik Avu daha ekonomik kullanılacak bir Avu yani da belki hani onu yedekleyecek o zaman bir golcü almanız lazım. Lazım şöyle. Larin o, orası da ayrı bir soru işareti yani. Ya bir kere Beşiktaş'ın futbol aklının e, şu anda forvet konusunda o dağınıklık yaşadığını görüyoruz. O futbol aklının bir kere o futbol aklını biraz daha toparlayıp bir istişareyle bir karar veriyor olması lazım. Yani bu flu bir durum var. Kaliniç gitti geldi e, akıllarda. Abu Bakar gidiyor geliyor. Normaldir hani bir isabet golcü almak. Umut Nayır giriyor oyuna. Umut da mesela ikinci Iı, derecede bile Beşiktaş'ın yedekleyecek golcüsü seviyesinde değil. Ha belki çocuk Erzurum'a gider 15 gol atar. O ayrı. Beşiktaş'ın golcüsü olmak denilen bir şey İyi vardır. Bir takım, takım golcüsü. Mario Gomez bir takımda Umut Nayar olsa sonradan girse belki çok o, daha farklı da olabilirdi. Yani, tabii şimdi Cenk'e biçilen misyon Mario Gomez varken başka bir şeydi. Tabii. Cenk oradan nereye evrildi? Belki birinci forvet olarak Cenk Beşiktaş'ta e, yani tartışılabilirdi. Ama belki ne oldu? o performansı da Tabii. Şimdi kendini o, geliştirdi. Bravo. Şeyde. Bravo. Ona açık da bir oyuncu modeli çünkü Cenk. O yüzden şimdi Sergen Hoca'nın da o ister, hoca isteme. Bak 5. resmi maçı Konya maçı olacak. Avrupa maçıyla beraber. E, muhtemelen Forvet orada da sahada olmayacak. E, şimdi 6 tane resmi maçı, 5 tane resmi şey, maçı şey, golcüsü geçmek çok problem. Ergin, e, Kravets'i transfer etti Konya. Yani bence Kravets kötü bir golcü değil ki. Değil. Ben beğeniyorum. Mesela e, Beşiktaş Kayode'yi alsaydı Vallahi muazzam transfer derdim ben. Kayode'yi transfer ben, değil mi? Ben de aynı görüşteyim. Evet. Kayode'yi nasıl alma düşünmez. Evet. Kayode Sivas aldı galiba. Evet Sivas. Sivas ya da Rize, Rize arasında gidip geliyordu. TT e, hadi e, yani Malatya ile anlaşan sen durumunu bilmiyorum ama ekonomik şartlar anlamında çok uygun bir transfer. Ya şimdi Atletico oyuncu Kayo'da bir muadili daha fazla gol atar. Alanya Babakar mesela. Alanya Babakar mesela iyi transfer. Bekleyeceğiz daha görmedik. onu da bekliyoruz bir heyecanla. i̇yi golcüler var. Remiş Şiko'da Kyo'da var ya. orada bak. Rize'de mesela, Remi var mesela. Çok iyi golcüleri var var. Şiko'da Ligin. keza öyle. Tabii. Şiko'da da bana göre tam büyük takım golcüsü var. Müthiş. Vardı. Tam o ceza alanı golcüsü. Seneye bir Vedat'ın Fenerbahçe Galatasaray rekabetinde Vedat'ta yaşanıldığı gibi ama şu yaşı, yok evet, evet, çok yaşı. fazla. Ama Yaşın. şöyle bir şey var. Sezonu kurtarmıyor muyuz artık? Oraya döndük planlamalar falan birçok kulüpte artık şey oldu. Geçmiş olsun. O sezonu kurtarma moduna evriliyor artık herkes. E, o yüzden bakma Bir yıllık insanlara kolon diyorlar. Kayode hadi Kayode'yi alamadı. Kayode ben mesela ben Galatasaray'dan da açıkçası bir Kayode hamlesi Jagna döndüğü için hiç gündeme gelmedi ama beklerdim. Eee Kayo'da geçen sezonun flash isimlerinden bir tanesi. Kravets'in de iyi bir takımda ben daha etkili işler yapacağını düşünüyorum. Ama ben yine de Konya e, yani Konya'da Beşiktaş yine skalasına... yani belki sıkıntı yaşayabilir ama e, Kravets'in ceza alanında hakikaten çok evet. heyecan verici Öyle. işleri var. Ben ama bir Beşiktaş'ın golcüsünün tam Sergen Hoca'nın tarifine uyan o nokta atışın olması o tarif, gerektiğini düşünüyorum. Geçti bir ama hani bu aşamayı geçti süre... değil mi? İşte bunu az önce anlattım ya o dağınık akılım hani, bir toplanması Avukar... lazım geliyor diye bizim arkadaşlarımız zaten veriyorlar evet. evet. E, Ama Abubakar ne yapabilecek Nevzat? Yani bir de bu durum var. Yani mesela mesela Kaliniç Atletico Madrid'de antrenmanlara çıkmıyor. Evet. Burada bir iki haftaya ihtiyacı var. Sen Falcao'da, Falcao'da geçen sene o problem yaşadın. Adam iyi bir hazırlık süreci geçirmediği için sakatlanan bir Falcao izledik biz. Kendisini de zorladı. Ya sen senin alacağın oyuncu Abubakar acaba Porto'da antrenmanlar düzenli çıkıyor mu onu da bilmiyoruz. Sanırım şeydi Mario Gomez de 3. hafta başlamıştı ilk 11'e. E, biraz evet. geç başlamıştı Cenk çok iyiydi hatta. Evet. E, bir toparlarlarsa o şey ritmi yakalamak mesele. Ben Beşiktaş'ım yani. Mesela gözler şu an Beşiktaş'ta golcünün üzerinde. O yüzden e, pozisyon itibariyle hani sadece bir pozisyonu eksikli gidermiyorsunuz. O, o o noktadaki eksik hakikaten Beşiktaş'ta şu an fazlasıyla hissediliyor. O yüzden Şenol Güneş'in o formda takımında Mario Gomez'in takıma... Şenol Güneş zaten gelen oyuncuları hemen oynatmazdı benim bildiğim. Şimdi herkesin merak ettiği soru. Ne, takımlarımız ne zaman transfer yapacak? Ve yaz transfer dönemi ne zaman bitecek? Şimdi ekranlarınıza yönetmen arkadaşım Güven Mengü getiriyor. 12 gün, 18 saat 44 dakika kaldı transferin bitmesine. Bu kadar süre içerisinde transfer yapamayan ve ihtiyacı olan takımlar var. Bunlardan bir tanesi Beşiktaş. Evet. Abu Bakar'dan bahsettik. Peki Sabek, asıl Sabek. Tamam şimdi forvet belli ki Abu Bakar olacak en kötü ihtimal. Evet. Kalen hiç olmadı. Olmuyor gibi gözüküyor yani şu anda. Böyle bir durum var. Ya yani Abu Bakar'a döndü İbre. Evet. Ee, burada tarafta Bir yandan da... sen de Beşiktaş'ın haklarını savunmak zorundasın. Sen Beşiktaş'ın haklarını savunurken acaba gidip transfer de mi yapsan? <laughs> diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya Yetlin ve ee, Santon öne çıkıyor şu anda. Ya ikisi de hazır oyuncu. Baktığın zaman Roma'da geçen sene bir tanesi 20 maça çıkmış. Özür diliyorum. Ercan 53.739 oldu kullanılan oy. Ankette. Te Teşekkürler. A Twitter hesabında sizin için performansıyla iz bırakan kiralık futbolcu hangisi anketimizde e, son 28 dakika şu ana kadar kullanılan oy 53.739. Herkese teşekkür ediyoruz. Hakikaten Böyle, öyle. İlgi alakalı İşte için. yeni oylar da ekrana geldi. Nevzat. Hadi. Mario Gomez %31.6, Mert Nobre %5, Onyekuru Kuru hata geçti 31.2, Alexander Sherlock şu anda ankette birinci sırada %32.2. Yani sonlarda kapanması biraz zor oluyor bu işlerin. gıdım gıdım gidiyor artık. Herhalde bir Sherlock iktidarı göreceğiz gibi. Bence diye. bu yüksek seçim kuruluna gider yani <laughs> bu çok tartışmalı bir <laughs> o şey çünkü. E, hakikaten yani arada gidip geliyorsun. Ama ben demin de söyledim Fenerbahçe oyları. Şu an Fenerbahçe'li taraftarların Nobre'den ziyade kime oy verecekleri, oradaki objektif değerlendirmeleri benim için bana göre belirleyici olacaktır. Heyecanla bekliyorum ben de ama Galatasaray'ın tabii Galatasaray taraftarının da sosyal medya gücü, ee, bu konudaki gerçekten yani uluslararası. Ama biz arası... bunu sosyal medya gücüyle mi ölçüyoruz oyuncuların gerçekten hani bıraktığı. Biraz sosyal medya. Yani kabul edelim. Çünkü taraftarlık biraz daha Tabi. Performanstan ziyade. Mesela kimseye şöyle de Doğru. Hakla. Mesela geçen sene ve Galatasaray şampiyon olduğu sene hakikaten iz bırakan bir Onyekuru var. Bunu kabul et Onyekuru hep yani. yani iz bıraktı ya. Mesela geçen sene Galatasaray istediği kanaayan bir olmadı ama Fenerbahçe maçı, Beşiktaş maçı. Ee, Başakşehir maçlarındaki evet, performansı üst düzey. Kesin. Büyük maçlarda çok çok iyi performans gösterdi bir defa. Bir bak, ben çok söylüyorum ben, obj, ben obj, dışarıdan objektif bir olarak ben en çok içimi kanatan isim Alexander Sorlut'tur. Bir futbol sever olarak. Onyekuru muazzam işler yaptı. Önemli başarıları var. Mario Gomez konusunda hala bu kadar Beşiktaş'ın Mario Gomez anlayabiliyorum. Gerçekten çok önemli. Marka bir isimden. Belki de bitik, Bugün daha. bitmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Ya. Yani. yani buraya gelirken o kadar risk alındı ki aslında Mario Gomez konusunda. Galatasaray transfer etmedi Mario Gomez'i o dönem. Büyük riskler vardı ekonomik olarak Galatasaray ölçeğinde yüksek bulunmuştu. E buna rağmen Beşiktaş önemli bir yatırım yaptı. Fazlasıyla karşılığını aldı ve hakikaten de yani birçok Beşiktaşlı için Mario Gomez bir numaradır. Bir de o sevgiyle kızgınlık arasında duyguların karıştığı bir adamdır şey. Evet. E, Mario Gomez muhtemelen da biraz onu yaşatacak ama bugünkü açıklamaları itibariyle biraz tolere etti onu. Ama Mario Gomez konusunda insan böyle gönül sevdiğine darılır diye bir laf var ya. Pek kızgınlık duygu karmaşası yaşıyordu Ben Pek kızgınlık görmüyorum ben. Yani Mario şöyle Gomez e var. Ya ama var mı? nefret değil bu. Yani şimdi baş yanlış bir şey de söylemek aşk istemiyorum aşk ama şeyi tam böyle yani Hı. o ne sende evet. ne sensiz zamansız gidiş evet. unutamamak Sezen Aksu yani demiş bu ya ne böyle sende ne de evet. yazık evet. yaşanmıyor çaresiz evet. hakikaten Koran abi var bizim onunla konuşurken o büyük Mario Gomez hayranı o zaman bir daha kendi en güzel dört Sezen şarkısı Sezen Aksu şarkısı <laughs> anketi <de> yapalım ee, <laughs> Koran abi şöyle bir şey söyledi ya dedi Beşiktaş yönetiminden dedi rica etsek dedi Mario Gomez'i ikna etseler acaba bir sene daha mı oynasak? <laughs> Futbola geri dönse. Hakikaten Hayır yani. demez kimse. Ben sana Hiç kimse mi? demez. Hayır Hiç demez Hiç kimse, demez. demez. Yani çok büyük bir aşk vardı Beşiktaş Erken bıraktı zaten. Bir de ATV'de yayınlanan Ezel dizisi vardı. Aa, Oradaki karakter Ay Eyşan. tabii. O Eyşan ismi de benden çıktı biliyor musun? Öyle mi? Oradan mı? Hakan. <laughs> Yayında Eyşan dedim gitti. Ben de Çok üzüldüm çünkü. Hakan evet. ben de bakarcım mesela. Yani baktığımda ya Abubakar o kadar fantastik işler yapıyordu ki futbol sever olarak yani Mario Gomez'in attığı goller böyle hani biraz basit gibi gözüküyor. Aslında basit olan zor olanı yapmaktır. O bu arada bir bulunduğu yer golcülüğü. Mario Gomez farklı bir figür. Yani onu ben sadece Beşiktaş kariyerine bakarak söyleyemem. Özellikle Bayern, Alman takımı çok önemli. Yıldız bir, lider bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama bir futbol sever olarak ben Abubakar beni daha çok heyecanlandırıyor. Yani ondan ne yapacağını bilemiyorum. Belki yaş itibariyle, sürati, ama gücü, güçlüydü. Fantastik bir şampiyonlar ligi maçında sağ köşede yaptığı bir çalım vardı. Evet, 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 evet. Geçen Beşiktaşlı bir arkadaşım anlattı bana böyle, bir de onun önünde olmuş, santim santim anlatıyor. Öyle bir hafızaya kazınmış bir hareket yani. Ben pikamatın ismi, Taliskan ismi hiç geçmedi farkındaysanız. Taliskan. Geçti aslında, çok yazıldı Taliskan. Çok yazıldı ama. Sen okumadın hiç? Yok okudum, çok okudum. Zaten Taliskan dediğin zaman şey pardon özür diliyorum. Beşiktaş taraftarlar genelde tanışka değil yılan emojisi yolladılar. Ona çünkü kobra <laughs> diyorlardı. Anlaşılıyor zaten. Ee, oradan Ma direkt anlaşılıyordu yani. A şey, Mario Gomez o zaman uzak araymış. Ya. ya. En etkili Mario Gomez olsa bile mesela en yeteneklisi şüphesiz bence ya, en bile. yeteneklisi Bu tabii yaş kategorisine yani. göre Bütün değişir. Takımlar mi? Ercan, bizim editör Ercan dün masada duruyor. Tüm kibarlığıyla bir beyefendi geldi. Ee, dedi ki Kardeşim senden rica etsem dedi bilgisayarda benim için bunu çıkartabilir misin dedi. Müthiş bir beyefendilik zaten inanılmaz yakışıklı bir insan. Ben de gördüm böyle yaptım hayatımı yaktın ya dedim. İlk aşkımdı <laughs> sen benim yani <laughs> düşünsene 12-13 yaşlarında Beşiktaş'tan ayrılan bir adam. Çocuksun ama büyük, gerçekten büyük büyük Feyyaz olucuydu. Uçar. Ya ilahi, ya. Kimse unutamaz mi? anladın Olur mı yani 13-14 12 veya 13 yaşlarındaydım ama Feyyaz Uçar hep vardır yani Metin Ali Feyyaz vardır büyük takımlar arasındaki geçişler insanları üzer ya böyle. Ya o oraya niye gitti? İşte rüştü Fenerbahçe'den Beşiktaş'a niye gitti? Tümer niye gitti? Gökhan Gönül niye Şimdi abi Feyyaz gitmiş. Feyyaz Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gitti. Şimdi Beşiktaşlar için o tap bir nokta. Feyyaz Fenerbahçe'ye gitti o tap bir nokta. O yüzden hiçbir ayrılık o kadar koymuyor yani. Konu olan Beşiktaşlara. Tabii ki yani çok önemli bir figür ya. Dün mesela şey dedi, elim ayağım birbirine girdi Hadi Düşün ben de artık 40 yaşına geldim yani. Dün böyle yaptı. Hakan'cığım rica etsem bir kahve söyleyebilir misin benim için? dedi. De. elim ayağım birbirine girdi. Feyyaz hmm. uçar çünkü Heyaz anlatabiliyor muyum başka bir şey. Feyyaz hocam Sen o şey. kahveyi pek söyle. Ya mesela yani çok var böyle büyük efsaneler. Mesela Aykut Hoca da benim için öyledir. Oğuz Hoca da öyledir. Yani mesela iz bırakan mesela bende de hep bir yara olarak kalmıştır. Ben mesela Jardel daha, daha fazla kalmalıydı. Yani Jardel'e operasyon yapıldı. O belki başka Kesinlikle. programlarda konuşuruz ki bilinen Kesinlikle. konular ciddi anlamda Mario Jardin'in büyük e, yani daha uzun süreler Türkiye liginde özellikle Avrupa'da e, çok önemli işler yapabilirdi. Yani e, birçok Galatasaraylı için kanayan bir yaradır Mario Jardin. Kiralık değildi. Amerika yani Amerika'da bence ciddi. Fenerbahçeliler için aynı. Kesin. Amerika'da çok büyük. O dönem itibariyle yani ilk üçe girebilecek Türkiye çapında yani mesela çok en etkili transferler ilk ya. üçe net girecek bir isim yani çok Anelka. büyük bir yıldız Nicolas kesinlikle Anelka zaten için transfer değildi de Anelka zaten top evet. seviyede bir oyuncu Paris Saint-Germain Arsenal Rekorlar, Real Rekorlar, Madrid Şampiyonlar Ligi e, Fransa Milli Takımı karıştıran yaptı. adamdı ya hatırladığım kadarıyla değil mi Fransa Milli Takımı antrenmana çıkmadı geldi futbolculara şey antrenman sahasında çocuklara imza verip geri dönmüşler otobüse binip o zamanın teknik direktörüyle Anelka'nın yaşadığı tartışma sonrası biz bunu bu anketi kiralık değil de şey yapsaydık e, bir sezon kalıp giden oluyor. Yaparız onda ölümcül vardı yapacağız. bunun. Onda önümüzdeki. Hafta Jardeli hafta. vardı. Sabek dedin ki Jadlin ve Santon olma ihtimali olan isimler. Yani Hakan şimdi bu saatten sonra bak. Ya birisini alacak ama değil mi Beşiktaş? Mecbur mesela. almak zor şimdi. Necip ve Dorukan sabek planı. Dorukanı denklemden çıkaralım. Yani sabek olarak e, o çocuğu da orada sürekli evet zaman zaman kullanırsın ama benim elimde Dorukan var, Necip var diye hep sezona giremezsin. Necip şimdi bu hafta da gayet iyi işler yaptı, asist yaptı falan ama biz bunu maç özelinde düşünmeyelim. Necip Vakayeme ile iyi mücadele etti Trabzon'da. Bu hafta iyi işler yaptı ama biz bunu 40 hafta hatta Avrupa ve Türkiye Kupası maçları 50-60 maç bandında düşünürsek Beşiktaş'ın sağ beki, Beşiktaş'ın sol beki oyuna dahil olacak bindirmeleriyle, ortalarıyla zaman zaman stoper kademesi kapatmasıyla yani Necip orijinal bir sabek değil ki çocuğa veriyorsun görevi çıkıyor oynuyor. Beşiktaş'ın oraya o bayrak direğine kadar inebilecek 80 metreyi 90 metreyi kullanabilecek yok atletik bir isme net olarak ihtiyacı var. Çünkü niye? Beşiktaş'ta sağ bekin ve sol bekin önünde oynayan adamlar e, skor üretmekten e, biraz şey e, aşağıda bir adamlar çok skor üretemiyorlar. Gökhan Töre biraz tolere edebilir orayı. Hani Boyd, Lens, Enkudu denkleminden evet. çıkartıp orayı tolere edecektir illaki iyi bir Gökhan Töre. O yüzden Beşiktaş şimdi zaten sol tarafta böyle bir Gedik var. Çok biraz toparlıyor. Oyuna dahil olmaya çalışıyor en sakalı ama hala o benimsetemedi şu anda kendini. Ben Beşiktaş'ın sol diye. Maşallah. 60 bin 883 oy oldu. Birazdan da o ortalık yangın yeri. Niye? Bir söz vardır. Çarşı pazar karıştı diye. Karıştı mı? Hakikaten büyük karıştı. Son 19 dakika. Ankette her şey çok büyük karıştı. Veriyor muyuz? Birazdan Ercan hazır oluyor. Yani o zaman yani insanlar ona göre görsünler, önlemini alsınlar. <laughs> Geliyor yani şu anda hakikaten bu kadar yakın ol olması çok enteresan. Çok güzel ama ya. Çok güzel, çok güzel maşallah. Evet Ergin. Ben sonuçları görünce biraz modum düştü şimdi. <gülüyor> <gülüyor> düştü değil mi? Modum düştü. Hakikaten düş düşünmeyecek gibi değil yani Ergin senin için. Yani burada yüklenmesi gereken bir takım taraftar var şüphesiz. Ama bakalım kim? Ercan getirecek şimdi ekrana. Çok güzel bir anket oldu. Evet. Hepinizin çok eğlenceli e ve güzel bir. Hep izleyicilerle beraber interaktif sohbet ederek bir. Son 18 bir şey dakikası. Olurdu. Anketin ve sonuçlar ekranlarınıza geliyor. Performansı ile iz bırakan kiralık oyuncu kim? Hangisi? İşte Mario Gomez 31.5. Mert Nobre yüzde 4.9. Onyekuru öne geçti. Mario Gomez'in önüne geçti. ikinci sıraya yükseldi. %31.7 ve lider şu anda %31.9 oyla Alexander Charlotte. Çok yakın. Şimdi sen dedin ya. Son 18, 18 dakika. Oyu belirleyecek. Bak Nobre'nin oyu düşerken Normalde Gomez'in oyu artmıyor. kuru'nun da artıyor. Muhtemelen Fenerbahçeliler Onyekuru'yu kullanmış olabilir yani. Sanmıyorum ya yani o Kadıköy'deki <laughs> e, golünden sonra çok, çok sanmıyorum canım. ama esprisi. genel olarak bir düşüş var. Yani oradaki oylar hepsinden biraz almış. Bütün seçmenlerden <laughs> biraz oy almış yani Onyekuru. <laughs> Değil mi? <laughs> ama ben ilk kez böyle bir şey gördüm yani. Bir anda çıktı fikir. Evet. Hepimizden ve yaptık yani olması, her zaman doğal da. olması her zaman güzel. Kesinlikle öyle. Tabii ee, şeyleri sağ konusunda Ergin e, merak ediyorum. Douglas'ın kesin olarak güzel Yok, yok. bitti o iş. Hoca bir denedi kendisiyle de görüştü yani insan, ve yönetime bir bir de hocu, yani nasıl bu noktaya gelebilir? Ve Sergen Yalçın yönetime dedi ki ben Douglas'ı kullanacağım dedi. Yönetim de ona göre hareket etti. Ama Douglas'la konuştu hoca. Ya yani şimdi maça çıkacak, deplasmana gidecek Beşiktaş. Adam ben iyi değilim diyor yani. Onun neye demiş, eleğini asmış. Yani insanın biraz işine saygısı olacak, yaptığı işe saygısı olacak. Evet. Olur mu Beşiktaş şimdi Sivas'ta iyi bir performans Senin Beşiktaş'ta çok daha iyisini veriyor olmalı. Lens sonra. herkes Lens'e falan odaklanıyor. konu Lens'ten daha skandal bir transfer. Belki hani şey olarak. Bak transfer de, skandal değil. değil. Doğrusu alındı hani şey alınabilir bir transfer Bu var değil. performans ha, olarak diyorum. Performans yani olarak, olarak Yani öyle. mesela Galatasaray'da da geçen sezon o kadar çok tartışan işler oldu ki hani Zani Jones'leri ne bileyim İlk döneminde Emre Moru vesaire, Jimmy Durmaz'ı yani kurtarıcı olarak Jimmy Durmaz giriyor zaten taraftan hiçbir umudu yok. Şener'e sıra gelmedi o kadar yanlıştan. Yani biz Şener'e konuşamadık. Performansla maalesef öyle iz bırakıyorlar. Yani, değil mi? Şener, Şener'de normalde tartışılabilecek bir transferdi. Hala da tartışılıyor. Van Persie'yi aldı Fenerbahçe. Van Persie alınır mı den, dendi mi? Van Persie alınabilecek yani bir çok adam oldum, değil çok mi? Ciddi Hollanda milli takımda ergin. istatistikleri Nani. alt üst etmiş bir adam. Fenerbahçe şey, çok ciddi paralar harcadı o sene. Ama şöyle e, şunu anlatmaya çalışıyorum. Van Persie aldın para verdin çok şaşalı bir transferdi. Performans ortaya koyamadığı zaman bugün biz eleştiriyoruz. Şimdi Douglas Barcelona görmüş. Sivas'ta iyi performans Türkiye'de o dönem alınabilecek. En iyi sabeklerden bir tanesi alıyorsun doğru transfer. Ama tutmayınca olmayınca olmuyor. Karius'u aldığında Beşiktaş böyle beklemiyor ama gidişi nasıl oldu? Gidişine bakalım bir de. Tam tersini Sörlot için kullanalım. Aldığında ya işte nereden buldunuz deniyor ama bir iz bırakıyor adam. Van Persie'nin bıraktığı izin 3-5 misli etkisiyle bırakıp gidiyor. Biraz oyuncu performansı Oyuncu Oyuncu e, oynadığı önemli. kulüp, e, oynadığı kulüpteki o oyun anlayışı. Bence hani kulüplerimiz bunu değerlendirmeden yani büyük takım topçusu diye bir tabir vardı. Gerçi Douglas, Barcelona'da vesaire bir şekilde görmüş mü o yüzden bahsediyoruz. Ee, ama yani o sakıt, sakatlık şanssızlığı vesaire e, hakikaten onu... E, ama herkes yaşıyor sakatlık. Bu futbolun içindeki bir şey. Olabilir şeyler bunlar. Büyük yıldızlar da yaşıyor, amatörde de yaşanıyor. Dönmeyi bilmek lazım. Şimdi kronik değil ki bu iş. Yani şimdi kendisine baksan... Yani tamamen böyle sanki futbolu bırakmış... Aynen öyle. Böyle e, olur mu yani? Garanti sen, sözleşmesi var. Sözleşmen ya, var. Kimlerin ne sözleşmeleri vardı? Alper Potun'un da çok iyi sözleşmesi vardı. Önce indirim yaptı sonra gitti. Yani millet evet. oynamak istiyor, kendini göstermek evet. istiyor. Douglas'ın... Hani 36-37 olsa anlarım. Yaşı evet, kaç? Evet, evet. Ee, 30, 30 var mı? 30, 31 falan. Evet, evet, O kadardır yani. İşine yani. saygısı olacak ya bak, ben Oynam Oynamaya gidecek. Mesela Belhanda bu sene bambaşka. Kıpırdanmaya başladı. Niye? Sözleşmesi bitiyor diye mi? Sözleşme bitiyor. Son senesi ya. İnsan biraz hani tamam bu sene kendini verdi. Hani gidecek kalacak bir sürü tartışma içerisinde. Bir de böyle bir realite var. Bu tarz oyuncuların son sözleşmeleri. Belhanda'nın da sözleşmesi bitiyor. Belhanda muhtemelen Galatasaray'da kalmak istiyor. Ve e, belki hani daha önce yaptığı şartlarda bir sözleşme olmayacak ama son senesinin olması onu daha fazla motive ediyor. Ben hani Douglas gibi artık bir daha belki bir transfer yapamayacak. Mümkün değil. Asla bu rakamların beşte birini görsün e, öpsün başına koysun. E, bir oyuncunun bu kadar erken vazgeçmesini pes etmesini hakikaten anlamakta güçlük çekiyorum. E, Beşiktaş'ın Eee ve Golcü transferini yaparsa bana göre şampiyonluk yarışının içerisinde olur ama iç saha problemi hep yaşayacak şu an görüntü o. Eee Galatasaray'la ilgili de istersen Hakan bir iki. Evet Galatasaray'a geçelim çünkü Şime? ben öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Taylan'ı çıkartıp o bölgede oynattığı için iç transfer yaptığı için Fatih Hoca bence bir tebriği hak ettiğini düşünüyorum. Fatih Hoca zaten Hakikaten ya Taylan oradan girecek ama Allah nazardan e, saklasın çok iyi. Sadece bence notlardan bir tanesi yani birçok detay var. Bir kere önce Scott Piri'den başlayacağım. Scott Piri Galatasaray'ın fiziksel olarak bu kadar iyi durum. Bir kere ligde bütün takımlar hani Galatasaray ve belki işte Alanya Spor bir iki takım. Sivas'ı bu hafta biraz beğendim. Erzurum gol atana kadar iyi mücadele etti. ama ligimiz hakikaten çok kötü. Hakan takımlar çok kötü. Fiziksel olarak yerlerdeyiz ve e, skorlara baktığında çok kısır sonuçlar, beraberlik, 0-0'lar 1-1'ler var. Lig e, çok diplerde performans olarak zaten takım kalitesi e, ligin kalitesizliği tartışılıyordu. Daha da kalitesi sa sayıyı arttırdık aynı zamanda biz. Kalite daha da düştü bana göre. Galatasaray bunlar içerisinde biraz fiziksel olarak iyi durumda başlamış. Galatasaray'ın oyununda müthiş bir e, değişim var. Fatih Hoca belki oyuncular üzerinde bir şeyi tartışıyoruz ama Galatasaray'ın oyunu değişti. Hızlı yani pas sayısı geçen burada şeyi söyledim Ergin. Ya herkes Manchester City gibi on, oynamayı oynamaya çalışıyor. Kardeşim oynayamazsınız siz. Yani siz Manchester City değilsiniz. Siz Guardiola gibi oynatamazsınız. Yani sonuca sonuç odaklı düşünmek zorundasınız. Sürekli orta sahada yan pas, geri pas. maç sonunda istatistiklere baktığında pas yüzdesi, yüzdesi %80 küsürlerde, pas sayısı 400 küsür 500'lerde vesaire hiçbir şey yok. Pozisyon olarak hiçbir şey yok. Galatasaray'ın son maçına bakıyorsun. Pas sayısı 300'lerde. 307 galiba. Birçok pozisyon var. Direkt sonuca giden, sonuç odaklı, hızlı. Ee, yani zaten son e, Fenerbahçe kıyaslaması yapıldı. Fenerbahçe'nin 3 tane 6 numara, Galatasaray'ın 4 tane 8 numarayla oynaması vesaire kıyaslaması yap yapıldı. Galatasaray'ın şu anki oyun anlayışı geçen sezondan çok farklı. Geçen sezon başlangıcında biz hep Enzo Onze'nin, Babel'in, işte Elfrey'in olmasından vesaire bahsettik. Şimdi öyle değil. A, Taylan gibi çok genç, dinamik ki ben Taylan'ı takdir ettiğim nokta, kardeşim on numara oynayamıyorsan, o pozisyon doluysa sen orada oynamak için şartlanmak, kendi şartlandırmak zorunda değilsin. 6 numaraya da evrilebilmelisin. Taylan bu olgunluğu gösterdi. Bize zaman aldı ve e, o pozisyonda kendine bir yer buldu ve bunu iyi kullandı. Bunu fırsata dönüştürdü. Bazı diye. oyuncu mutsuz olur bundan. Ee, Bak bu hafta ama Sivas'ta taylan... bu hafta Sivas'ta Sabek'te kime gördün? Erdoğan diye bir çocuk. Evet. Erdoğan, ben çok tarafın evet. Bana göre hani evet. üç büyüklerde Tabii çok çok rahat böyle bir alternatif olabilecek bir oyuncu. Belki de yani direkt 11'de 12. sağ bekte görünce şöyle mutlu oldum. Ben Erdoğan olsaydım, Erdoğan yeşil Kardeşim sağ bekte önümde bir fırsat varsa oynarım. Belki de onun için bir fırsat olacak. Ofansif yönünün iyi olması değil mi? Onun için bir şans olacak. Nasıl Novak bugün onun kaymağını yiyebiliyorsa Geçen sezon Trabzon performansıyla yani daha önce Forvet olarak başlamış kariyerine Novak onun kaymağını yiyebiliyorsa Erdoğan için de böyle olabilir. Tayland'da ben e, bu avantajı yaşadığını hissediyorum. Skat bir etkisi Hakan bir, çok önemli. Galatasaray dikkat edin geçen sezon başlangıcında Bartelli vardı. E, ne zamanki pandemi oldu Bartelli gitti Galatasaray fiziksel olarak tartışıldı. Sakatlıklar vesaire de saymıyorum. Ee, bu sezon başında işte Scott Piri ile çok ciddi disiplinli bir çalışma. Ben Florya'da Galatasaray'ın sezon hazırlanmasını biraz yadırgamıştım. Ama e, Florya'nın şartları, oyuncuların kendini rahat hissetmesi, yani korku yaşamaması, endişe yaşamaması bunlar da belli ki iyi hazırlanmışlar. Ve en önemli şeye geleceğim, sebebe geleceğim. Müthiş motivasyonla bambaşka bir Fatih Terim var. 692 oy kullanıldı. Son 8 dakika. Evet. Bu arada Murat Özen'e sana çok selam var. Sağ olsun ben de sevgili Murat'a selam demiş. göndereyim. Tabii ki yani Ergin her zaman. Teşekkür ee, 68.692 oy Ergin. 1 saat 45 dakika Mevzu içerisinde. o Tın Köy'deki var. golü ön plana çıkarması yüzdeler anketin aynı değil. Gibi Ercan. Biraz. <laughs> değişti hayır Ercan değişti yüzdeler. Yüzdeler değişti. Yüzdeler değişti. Şu anda Onye Kuru önde. Evet. Öyle e, bu benim için sürpriz olmadı. Ben Galatasaray taraftarının etkili olacağını düşünüyorum ama yine de bitmedi. 10 dakika var. 8 dakika var. O yüzden var. oylamaya ee, son 8 dakika. dakika. o yüzden ciddiyeti sandıkları adam bırak terk etmeyince. Sandıklara, <gülüyor> sahip <gülüyor> çıkalım arkadaşlar. Sandıklara sahip, oylarımıza sahip çıkalım. Hakikaten çok güzel bir oylama oldu. Ben bütün katılımcılara herkese teşekkür ediyorum. Evet, Hakikaten böyle interaktif bir yayın. Her i̇şte güncel halde geliyor ekranlarınıza değerli izleyenler. Performansıyla sizin için iz bırakan kiralık futbolcu hangisi diye sorduk. Yayınımızın hemen başında saatler 21'i gösterdiğinde. Ve şu anda Mario Gomez %31.5. Mert Nobre %4.9. Henry Onyekuru %32.3. Ve Norveçli kral Çok Alexander Sherlock, Sherlock %31.3. Çok güzel anket. Şimdi e... son. 7 dakika. Son 7 dakika değişik ittifaklar olmazsa ben bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. <laughs> değişik ittifaklar. olmazsa bu şekilde devam edeceğimi düşünüyorum. Ee, ama aynı zamanda şu anketi görünce de Galatasaray taraftan bir özlemli bir mesajını da okuyorum. Yani Onyekuru konusunda net bir mesaj veriyor. Doyamadı Galatasaray taraftarı. Şimdi orayı da çok bağladı ama sol tarafı Galatasaray. Yani olsun Onyekuru Emre Kılıncı'ndan Arda'ya Babel'e tabii canım yani ama var mı Arda, öyle bir ihtimal? Arda seni? Arda iyi pozisyon açılır. Mesela Arda değil. Onyikuru, önemli olan Onyekuru gibi bir farklı isminde orada süratli, hızlı bir oyuncunun da bu dinamik hızı, tempoluğu takımda Onyekuru iş yapar. Bir de 3 sezon öyle ben... oynuyor değil mi Gazi evet. Rodriguez'den beri değil mi Onyekuru geçen şey bir ara Bruma. Evet aslında biraz da o nokta da var. Yani Galatasaray'da bu oyuncu profilinden Arda gibi pas oyuna yatkın bir oyuncu evrilmesi ilk başta biz işte hep yorumlarımızda bunu bir handikap olarak yani Onyekuru işte Bruma, Rodriguez bu tarz oyuncular oynamaya alışık. Buradan bu pozisyonda bu mevkiden bu kadar e, performans almış, verim almış Galatasaray'ın e, Babel'den sonra yine ağır denilebilecek bir Arda Turan'a yönelmesi risk miydi? Açıkçası risk e, olarak değerlendiriyorduk. Ama şimdiki oyunda, pas oyunda Arda'nın da bu kadar etki olması, defansif olarak da Arda'nın iyi durumda olması henüz tam hazır değil. Onu zaten e, herkes görüyor. E, belki de e, o oyuncu profili, o hızlı, biraz e, skor özelliği olan kanat forvet profilleri diğer o mevkideki oyuncuları rahatlatıyor ve gevşetiyordu. Şimdi bütün takımın bir şekilde topa dokunduğu, temas ettiği oyun anlayışında e, bence o paylaşım daha iyi olabilir. Şu Tabii. an erken ama. iki haftadan yorum yapmak erken. Ama şöyle ben Antep ve Nefçi maçı özelinde bu erken kelimesine katılırdım ama Başakşehir maçı ciddi bir testti sezon başı olmasına rağmen. Fatih Hoca beni şöyle yanılttı. E, o sabah burada program yaparken e, Antep maçının 11'ini vermişti burada arkadaşlar. Ben öyle çıkacağını düşünmüyordum. Çünkü İrfanlı, Mahmutlu, Aleksicli orta sahaya siz e, Ardalı, Belhandalı, Taylandlı çıktığınız zaman çok yumuşak bir orta saha olmuş oluyor. Ama Hoca oynamaya çıkmış. Bunu aldı mı sonucunu? Net olarak aldı. E, ne biçim maçından sonra hatırlarsan burada yayınımız vardı. Evet. E, i̇lk... Emre Kılınç, Bernardo Silva benzetmesi patenti bana aittir. Yani orada burada söyledim ben. ondan sonra birkaç yerde ben bunu yine paylaşıyorum. Hani bir yerden fikir hırsızlığı falan vesaire ben kendi yapmam. Aslında. Silva ile mi kıyasladın Emre Kılınç? Benim gözümde Türk versiyonu. Ha, Türk versiyonu diyorsun. Yani yani Bernardo Silva daha farklı yani. O, ama, ama, Emre sezonun Emre, transferi olmaya çok aday bir adam. Emre Mert Hakan'ın gölgesinde kaldı. Şimdi neden Bernardo Silva diyorum? Şimdi o benzetmeden sonra bir iki tepki aldım. Takım arkadaşlar ona Bernardo diye seslenmeye başlamışlar. O yüzden yani hoşuma da gitti. Ee, güzel ya bir inşallah şey. İnşallah o seviyelere gelir. O transferleri yapar. O başka bir şey. Ee, Sezonun ama transferi katılıyorum, olabilir. Olabilir. Katılıyorum. Bence ben kesinlikle. Mesela Hakan hep güveniyordu. Evet. Ben biraz ben daha. çok güveniyorum da ben kimseye benzetmek istemiyorum. Yok yok o yani. Zaten futbolda bazen böyle benzetmeler olur. Güzeldir ya. Onlar yok şey ben benzetmek hiç istemiyorum. İnşallah yolu açık olsun görelim Real Madrid'lerde, Barcelona'larda görelim biz futbolcularımızı. Juventus'larda görelim. Para kazansın kulüplerimiz. Çünkü çok ihtiyacı var hakikaten. Ee, bir de tabii çok ciddi ihtiyaç var. Yani sen 3 dakikası var Sen yani. e, çocukken oynarken kendine ne derdin? Abi? Sergen Yalçın. Hep Sergen mi derdin? Hep Sergen derdim. Çocukken Sergen derdim. Ali, Ali derdim mesela. Ali Gültüke Zaten çok Zaten orada üçlü bellidir. Ya hep yabancı derdim ya. Sen Bilmiyorum ben yerli... Bizim vizyonumuz yer, o kadar. Yerliden, ben değil mi? Ben Romario olurdum. Ee, bir dönem Elfenberg oldum. Aslında fizik olarak da Romario'ya <laughs> ten olarak falan benziyor <gülüyor> değil, <gülüyor> mi? Bak, benziyor. Roma stilim de benziyor. Golcü benim iyidir. sonra bir dönem Rikel Masters oldum biliyor Rikel mi? O an Rikel mi? Çok büyük frikçiydi. Evet, iyi oyuncu, çok iyi. Boca Juniors. Arjantinli, muazzamdı. Muazzam bir futbolcuydu hakikaten. Artık anketimizin son iki dakikası. Son halini bir getirelim. Son hal derken 68.692 oyda kaldı. Sürpriz olsun bitince, bence son halde son. Bitince son 3 dakika önceki halini getirelim. Çok yakın aslında oylar birbirine. Mario Gomez ikinci sırada gözüküyor orada. Tabi anketin sonucunda ne olacak bilmiyorum. Mario Gomez %31.5, Mert Nobre %4.9 Onyekuru 32.3 ve Alexander Charlotte 31.3 çok güzel bir anket, evet. çok yakın birbirine ve son bir dakika artık bir dakika bitince de nihai sonuç herhalde hemen gelir diye tahmin ediyorum. Belli olmaz çünkü Biraz duruyor, tıkanıyor, rakam ya. 10 dakika, duruyor, tıkanıyor, 10 dakika falan bir Twitter. Büyük şey ihtimalle de. 71 binde tamamlanacak ama şu anda 68.692 gösteriyor. Evet bence hani sonuç e, tartışılabilir, konuşulabilir ama Galatasaray burada sosyal medyada Galatasaray taraftar yine kenetlenmiş. Son dakika bot hesaplar vesaire oylar moylar ya yok bunu bot ben bunu bence de. Ben yani. bunun değişeceğini de sanmıyorum. Yok, ya, bot olsa 300 bin lira yok. falan çıkar. Tabii. Bence gayet gerçekçi kişilerin ee, oyladığı. Onyekuru ve o Kadıköy golü demek ki hani Galatasaray taraftarını daha fazla heyecanlandırdı. Beşiktaş, Trabzon taraftarında belki bir kırgınlık diyeyim bir hani kırgınlık kelimesi de tam demeyeyim ama e, yani bir Sörlot'un gitmesinden dolayı bir böyle mutsuzluk var kabul edelim. Ama yani, o oyunu yine vermiştir Sörlot abi. Vermiştir, vermiştir ama her yani George Kuyla gidip e, kullanmamış da olabilir. Yani <laughs> orada bir tep Maribol Anket şu anda zararlı. son saniyeleri de rakam daha yeniden kendini güncellemedi. Herhalde bitti yazınca güncelleyecek Ergin. Herhalde çok kafa olacak. kafaya bir anket. Ya şöyle e, ben çok saygı duyuyorum. Onye Kuru, Solot, Mert Nobre, Mario Gomez. E, ama hani benim e, hissiyatım ya da duygularım şunu söylüyor. E, bir sıralama yapacak olsak Mario Gomez 1, Solot 2, Onye Kuru 3, Nobre 4 olur. Niye bunu söylüyorum? E, Mario Gomez ve Sorlot şampiyon o, şey, takımların sezon sonunda takıma göre çok açık ara sivrilmiş oyuncular. Ama Mario Gomez'in takımı iyi takımıydı. İyiydi. Ya. Onyekuru'nun yanında Galatasaray'da yine 3-4 tane böyle çok kafa iyi oyuncular da vardı o sezon. Ee, ama tabii Onyekuru'nun Kadıköy'de attığı gol 20 yıllık bir tarihi evet, evet. değiştirmek e, çok önemli bir iz bıraktığını kesinlikle gösteriyor. Eksi bir dakika kaldı diye bir şey döndü. Eksi bir dakika <laughs> Çok acayip bir şey oluyor. Bozduk bence Twitter'ı. Ha Twitter. geldi Hakan. Geldi mi? Ye 77 bin 87. Gerçekten mi? Evet. Ben göremiyorum. Ercan De, verin o zaman artık son sonuçları verelim. Ben göremedim. Evet, kazanan isim belli oldu. 77.487 oy kullanıldı. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, kesin sonuçlar belli oldu. Hakikaten çok güzel bir anketti. Evet. Muazzam <laughs> bir anket yaptık. Sizin için performansıyla iz bırakan kiralık futbolcu hangisi? Anketimiz sona erdi. Birazdan görüntü ekrana gelecek. Yaklaşık 1 saat 45 dakika bile değildir herhalde değil mi? Bu programın ortalarında 1,5 saat desek. Evet. Bir buçuk saatte 77.487 oy kullanıldı. Çok teşekkür ediyoruz değerli izleyenlerimize. Ve sonuçlar ekrana geliyor. İşte ekranda nihai sonuçlar, kesin sonuçlar. Sizin için performansıyla iz bırakan kiralık futbolcu hangisi diye sorduk. %31.2 Mario Gomez cevabını verdi izleyicilerimiz. %4.9 Mert Nobre. Onyekuru %33.3'lük oy, oyunun tamamını aldı ve birinci oldu anketimizde. Alexander Aleksandr Shortlots'a %30.6'da kaldı. Çok teşekkür ediyorum sevgili Ergin Aslan. Ben teşekkür ederim. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Nevzat ben Demir. De. Pardon, Katırza. Nevzat Dindar. Çok özür diliyorum. Nevzat diyorum. Demir bizi andı. Kulakları selam olsun buradan. Selam, selam Nevzat olsun Nevzat abi. abi abiye de. Çok çok karışıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Tekrar oluruz. görüşmek dileğiyle hoşçakalın.